Haftanın 5. gününde 5. gün programına hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam yine Türkiye'nin konuştuğu en önemli konuları masaya yatıracağız. Stüdyodaki ve stüdyo dışındaki değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu akşam çok değerli isimler var hem stüdyomuzda hem dışarıda. Bu akşam Diriliş Postası yazarı Murat Özer bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş İyi buldum. Akşamlar. Sağolunuz. Gazeteci yazar Halis Özdemir bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağolunuz. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de bizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar. Siz de hoş geldiniz. Sesini alamıyoruz. Biraz sonra onu da alırız yayına. Hoş geldiniz deriz tekrar. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Hem bugün gündüz hem biraz önce katıldığı canlı yayında. Olayı şöyle özetleyebiliriz aslında. Son 1,5 aydır resmen Türkiye'ye kabusu yaşattılar. Buna bir dışarıdan el mi dersiniz, işte dışarıdan içeriden beraber mi dersiniz onu bilmiyorum. Biraz sonra yorumlarınızı alacağız. Ancak 1,5 aydır özellikle 1,5 aydır yoğunlaşarak yaşadığımız kur faiz ikilemindeki bir kriz bir günde Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasıyla bir saatte yok oldu. Bitti. Yani şöyle de diyebiliriz, 1,5 aydır yaşadığımız çileyi Cumhurbaşkanı bir saatte çözdü. Peki ne oldu? Bugün Cumhurbaşkanı'nın ekonomistlerle buluşmasında yaptığı bir açıklama var. O açıklama satır arasında kaldı ve bence çok önemli. Diyor ki, köpük gitti diyor. Kurdaki köpük gitti. Şimdi bu açıklama o kadar önemli ki, öyle bir köpükmüş ki bu. Şöyle anlatayım. Bu köpük diyelim ya da şöyle şuradan vereyim. Bu köpük diyelim. Bu köpüğün şöyle yarısı burası. 1/3 gitti. Şöyle bu kadarı gitti. O nasıl bir köpükmüş ki? %30 düştü dolar. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani buradaki mesele nasıl oluyor? Derken Mustafa İlker Yücel de hazırmış. Hemen iyi akşamlar dileyelim kendisine. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgi Sağ ve saygılar. Çok teşekkürler. Stüdyodaki konuklara sevgi ve saygılar. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Halis Bey'den başlayalım. Bu nasıl bir köpükmüş efendim? Mustafa Bey, önce zat halinize ve Ülke TV yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönem içerisinde bizi milletimizle buluşturma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Esasen oraya gelmeden şunu ifade etmek isterim ben. Son bir aydır takriben yaşadıklarımız aslında ülkede bir turnusol kağıdı görevi gördü. Yani siyasetçisinden akademisyenine taraftarlığın nasıl bir şey olduğunu, daha da önemlisi Sayın Erdoğan düşmanlığının nasıl bir şey olduğunu, nerelere kadar işi götürdüklerini, yani ülkenin dolar kıskacına, dolar sarmalına, faiz sarmalına girmesine nasıl sevindiklerini, bundan kurtulurken de nasıl üzüldüklerini gördük. Ve halen devam ediyor maalesef. Nasıl devam ediyor? Koca koca ünvanlı akademisyenler, tecrübesine, birikimine güvendiğimiz siyasetçiler, ellerinde birer toplu iğne, birer tornavida, adeta bu iş halen nasıl olmazın anlatımının peşindeler. Oysa cümle alem biliyor ki, faiz hem sanayicinin başının belasıdır, hem sanayiciden de önce az gelir sahibi, düşük gelir sahibi kesimin başının belasıdır. Döviz de böyledir, faiz de böyledir. Bunun böyle olduğunu şu bir hafta 10 günlük içerisinde, yani o sizin köpük benzetmeniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın köpük benzetmesinden de anlaşılıyor zaten. Yani ne kadar büyük bir vatandaş üzerine yük getirdiğini görmüş olduk. Bir de maalesef Türkiye'de aydınlarımız, ekonomistlerimiz bu süreç devam ederken, yani Sayın Cumhurbaşkanı ben faize karşıyım dediğinde, doları bunlar yükseltirken aralarında sanayiciler. Sözünüzü balla keseyim. Bülent Bey'in de görüntüsünü gördüm.
Sağlık ve Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı da bizlerle birlikte. İyi akşamlar, siz de hoş geldiniz bu arada. İyi akşamlar, herkese selamlar, dinleyicilerimize de. Sağ olunuz, sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun Salih Bey. Bir yandan mesela bunu Sayın Cumhurbaşkanı her açıklama yaptığında dolar yükseliyor. Niye bunu yapıyor ki derken. Ama maalesef hiçbirisi şunu demediler. Yahu kardeşim, bırakınız kalkınmış ülkeleri, kalkınmakta olan ülkelerde dahi %20'lere tırmanılan, yani muhalefetin heveslendiği ya da bir takım ekonomistlerin heveslendiği döviz faiz sarmalını kimse önermedi, hiçbir ülkede de yok. Bakınız etrafınıza. Yani %18'lere, %28'lere çıkması normaldir. Ya da işte bunu çıkarırsanız döviz yukarı çıkar, yabancı para yukarı çıkar mantığını nerede görebilirsiniz? Arkadaşlarımız birazdan ifade ederler muhtemelen. Ben onlardan şunu beklerdim doğrusu. Yani bugüne kadar getirdiniz, hatta siz öyle işler yaptınız ki size güvenen taraftarlarınız, çünkü bir hafta 10 gün içerisinde doların kesinlikle 24 bin liraya çıkacağını ilan ettiler. Bunları konuştular. Ben 28'de duymuştum. 28'de konuştular. Bir hafta 10 gün içerisinde 24'ü... Atmak serbest, ne olacak? 30 dersiniz. Tabii 24'ü garanti yani. Gördükleri için insanlar evlerini sattırdılar, arabalarını sattırdılar pek çoğuna. Ya da borçlandırdılar. Maalesef bunlar yaşadı. Şimdi en azından şunu yapmaları icap ederdi. Gene muhalefet yapsınlar. Bir şey demiyorum. Yani bir fırsatçılık yapmaya çalışıyorlar. O kendilerini takdirdir. Ancak yahu kardeşim, sizin de buyurduğunuz, işaret ettiğiniz bu köpük atılmış, vatandaş rahatlamış, marketlerden korkar olmuş, 45 liraya aldığı 5 kiloluk yağ 150 liraya çıkmış, geçim darlığı içerisindeki insanlar feryadı figan içerisinde düşmüşler. Bunu sürdürebilmemiz, yani şu döviz ve faiz sarmalından kurtulabilmemiz için şunları da yapalım demeleri icap ederdi. Şimdi onunla konuşacağız. Yani bunları, öneriler sunmaları rica işte ederdi. O öneriyi bugün söylediler ama o öneride çok maalesef onun yerine ne yapıyorlar biliyor musunuz Mustafa Bey? Bu iş nasıl olmaz hileli bir şekilde? Şöyle olsaymış efendim, böyle olurmuş. Onun için bu mesele aslında daha büyük şey halinde önümüzde patlayacakmış. Hı hı. Yazıktır. Gerçekten yazıktır. Yani hem ülkesini seven insanlar açısından yazıktır, hem de vatandaşa yazıktır. Ben burada şimdi tam yeri gelmişken Bülent Bey'e de bir kez daha iyi akşamlar deyip Sayın Bakan'a şunu sormak isterim. Özal döneminde bunun benzeri yapıldı. Bu kur korumalı vadeli hesap var ya. Muhalefet diyor ki Özal döneminde bu denendi, başarısız oldu. Özal da bunun başarısız olduğunu söyledi. Siz çok yakın bir isimdiniz. Benziyor mu? Aynı şey mi ya da farkı ne sizce? Nedir bu konudaki şimdi görüşünüz? Şöyle diyeyim. Şuraya yazmışım. Ondan sonra benzerini, yani muhalefet yaklaşımının biraz önce arkadaşımızın anlattığını, benzerini ANAP döneminde yaşadık. Turgut Özal karşılığı gözlerini kör etmişti diyerekten. Şimdi şöyle diyeyim. Ben şu anda herhangi bir partinin ne temsilcisi, ne sözcüsü, ne yetkilisiyim. Doğru neredeyse ondan sonra vatandaşlarıma anlatma derdindeyim. Hangi televizyon kanalı çağırırsa gidiyorum. Ama hani yalnız bildiklerini okuyanların o kanalları çağırmıyorlar. Kendileri bilir. Çağırsalar hepsine giderim. O da ayrı. Şimdi meselenin temeli şurada yatıyor bakın. Bunu söylerken üzüntüyle söylüyorum. CHP'li dinleyicilerimiz sakın alınmasınlar. CHP'nin özellikle 70'lerden sonra, hatta 65'lerden sonra kazanamadığı her seçim sonrası oluşan iktidarı gayrimeşru ilan etme gibi bir politikası var. Bakın. Benim Adalet Partisi ile Süleyman Bey'le en ufak siyasi bir yakınlığım, ilişkim olmadı. Kendisine ancak 1988'de, yani ilk defa Süleyman Bey'in elini sıktığımda bir yerde bir resepsiyondaydım. Ama siyaseti çok yakından takip ediyordum. 1965'te rekor kırıldı. Gencecik bir başbakan %52 oyla iktidara geldi. 65-71 arası Türkiye'nin en hızlı kalkındığı dönemlerden biridir. Aynen 2003-2010 dönemine benzer 7 yıllık süre. Artı o dönemde
Süleyman Bey'in Sovyetlerle yaptığı bir ekonomik anlaşma, Sovyetlerin tek seferde Küba dahil hiçbir ülkeyle yapmadığı büyüklükte bir ekonomik yatırım anlaşmasıydı. Rafineriler, demir çelik tesisleri, alüminyum tesisleri vesaire vesaire. Peki ne oldu da 71'de her şey tıkır tıkır giderken Süleyman Bey ile ilgili olarak bir askeri muhtara verdirildi? A'dan Z'ye Süleyman Demirel karşıtlığı. Şimdi bu karşıtlığın daha ileride açıklanmasının nasıl olduğunu anlatayım. Rahmetli Turgut Özal anayasaya uygun bir şekilde aday oluyor ve meclisin oylarıyla cumhurbaşkanı seçiliyor. Gayrimeşru, siyasete aykırı, yasaya hiçbir şey yok. Fakat daha seçilmesinin üstünden hani hava soğumamışken CHP'den ses, biz onu oradan şerefsizce indireceğiz diyerekten bir laf. Bakın tamamen yasalara. Başka bir şey belirteyim. Turgut Bey cumhurbaşkanı olduktan sonra teşekkür makamında babında bir konuşma yapıyor. Evet. Yok ki işte demokrasilerde üç tane güç vardır. İktidarın, yargının, yasamanın. Ama diyor bir de dördüncü olarak basın vardır diyor. Yani bir yerde basına iltifat ediyor, öyle değil mi? Evet. Yasalar üç tane, demokratik alışkanlık, adetler üç resmi gücü kabul ediyor. Ama bir de örf adet gelişmelerle demokratik ülkelerde hür ve bağımsız basında dördüncü güç olarak. Ertesi günü Simavi ailesinin Hürriyet gazetesinden cevabı, ne dördüncü güç kardeşim, birinci gücüz biz. Askeri dahi darbeye biz hazırlarız diyor. Bunun üstüne giden bir tane savcı çıkmıyor. Şimdi sistem şu, mesele kendilerinden olmayanın ne yaptığı değil, onları sürekli olarak gayrimeşru kılmak. Ağızlarında kuş tutsa da. Ve yani şu anda da buna benzer bir şey mi uygulanıyor? Buna benzer de ne zamandır buna benzer şey var? Ya da aynısını, tabii, ya da aynısını uygulanıyor. Gitmeyi, bakın, erken seçime gitmeyi istemek de bir iktidarı gayrimeşru kılmaktır. Ben bütün demokratik ülkeleri, ben Batı'yı Batılı'dan fazla inceledim ve biliyorum. 15 yıl oralarda yaşadım. Ne Fransa'sında, ne İtalya'sında, ne Almanya'sında, ne Avusturya'sında, ne İngiltere'sinde iktidarın kendi iradesi dışında muhalefetin erken seçim diyerek yani yapılmış bir erken seçim yoktur. Çünkü seçmenle olan sözleşme ondan 4 veya 5 yıllığınadır. O sözleşmeyle 4 veya 5 yıllığına seçilen ancak kendi iradesiyle seçmene der ki ben erken seçime gidiyorum, bana olan güvenini tazele ya da güvenmiyorsan diğer partiyi seç diyerekten. Aynen bizim 1991'de erken seçime kendi irademize gittiğimiz gibi. Hı hı. Ama CHP'nin anlayışında o yok. O istiyor ki kendi iradesinden kaynaklanan nedenlerle erken seçime gidilsin. Evet. İşte bu gayrimeşruluğa teşebbüs etmektir sürekli olarak. Bu anlayış yok. Yani hangi hakla? Ha, hak da şu. Kendi kendine, kendine özgü nedenlerle, kendisinin sahip olduğu siyasi ideolojiyle karşı tarafı da zıtlaşıp onu gayrimeşru kılmayı, onu kötüleyerekten, ithamlara kendisi de inanaraktan bu hükümette, bu devlette, bu iktidarda devlet yürümez, bu erken seçimle gitmeli anlayışında. Evet. Bir de CHP'nin başında ne denirdi, yenilen pehlivan güreşe doymazmış diyerekten, seçim boyusu her seçimde yenilen birisi olduktan sonra kaybedeceği bir şey yok. Yani kaybettiği seçimden utanan, siyaseten ondan sonra ders almaya kalkan yok ki. Erken seçim. Şimdi burada da şöyle diyelim. Muhakkak ki onların bu noktaya gelmesi, ekonomik sıkıntılarda iktidarın muhakkak sorumluluğu vardır. Suçu yoksa bir sorumluluğu vardır. Hı. Tamam. Ama onu düzeltme iddiasında olan da yine iktidarın kendisidir. Evet. Biz 91'de bunu hissettik ama dedik ki bunu düzeltmeyi bir seçimle tekrar güven oyu isteyerek yapalım. 91 seçimlerini yaptık, ikinci parti olduk. Yerine iktidar Süleyman Demirel'e Erdal İnönü geldi. Evet. Gayet demokratik bir şekilde. Peki çok kısa bir soru soracağım da çok kısa bir cevap rica edeceğim. O zaman yani o 91'deki ekonomik kriz ile şu anda içinde bulunduğumuz ortam birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Şöyle diyeyim.
91'deki ortamda, bugünkü ortamda şu benzerlikler var. Ciddi bir körfez krizi yaşanmıştı. Hı. Ben turizm bakanıydım. Hayır, onu sormuyorum. Şu yani Türkiye'nin mali yapısı, o zamanki durumu, yüzde sanıyorum 60'a yakın bir enflasyondan bahsediliyor, hafızam yanıltmıyorsa. Yani o dönem o rakamlarla bugün işte ekonomik kriz var, yönetilemiyor Türkiye diyorlardı ya bir ay önce. O tablo birbirine benziyor mu yoksa farklı mı? Çok kısa bir cevap rica edeceğim. O zamanki durum nasıl diyeyim? Bizim için altından kalkamayacağımız bir durum olduğu için erken seçime gittik. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bugünkü durumda iktidar diyor ki ben bunun altından kalkarım diyor. Bakın evet. Kabul edilebilmesi gereken şudur. Bu irade yalnız ve yalnız seçimle iktidara gelmiş iktidar tarafından karar alınır. Yani demokrasinin özünü biliyorsak biz 91'de dedik ki biz bu işin altından kalkamayacağız bu durumda. 91 yılında Mesut Bey genel başkan olmuştu, etmişti. Baktık, ettik, ölçtük. En iyisi dedik, erken seçime gittik. Ama bugünkü iktidar diyor ki ben bu işin altından kalkarım kardeşim diyor. Ama muhalefet hayır diyor. Kalkamazsın diyor. Şimdi ve orada da işte siz cümlenizi bitirin. Bir durum var çünkü orada. Sürekli olarak kötüleme var. Anladım. Kötülemenin içinde bir de şu var. En azından o zaman yurt dışı güçler ben Turgut Özal'ı devireceğim diye ortaya çıkmamıştı. Evet. Bugün durum var. Yani ortada gayrimeşruluğu başka bir ülkenin Türk mandacılık zihniyetini kabul ederekten başka bir ülkenin yani Biden'ın veya onun ve onun yandaşlarının Türkiye üzerinde tezgahladıkları oyuna da iştirak etme var. Bülent Bey yani, şimdi şöyle bir virgül bu önemli işin temelinde Biden kalkıp da biz bu iktidarı değiştireceğiz ve muhalefete bütün desteği vereceğiz dendiğinde muhalefet Atatürk'ün kurduğu iddia edilen parti kalkıp da ve hey gafil sen ne diyorsun? Ben mandacılığı reddetmek için yüz binlerce şehit vermiş bir ülkenin partisiyim. Sen ne diyorsun? Biz iktidarı değiştireceksek biz değiştiririz onu diyemedi. Aynen. Bülent Bey bu akşam zaten bir hani sohbet havasında bunu ilavem olacak yapacağız. Çok kısa ilavenizi alayım ben de sizin. Yani şöyle gerekli gördüğünüz yerde lütfen sizin de katkınız hem sizin hem İlker Bey'in katkısını rica ediyoruz. Yani söz vermeyi yani böyle sırayla gitmeyi beklemeyin. Sohbet havasında da şimdi ben bunu neden anlatıyorum bakın. Eyvallah. Gençlerimiz bir ki aradan uzun zaman geçti. Doğru. Ama tarihin tekebbürden ibaret olmaması lazım. Onun için anlatmaya çalışıyorum. Gençlerimiz bugünkü mevcut durumu Türk siyasi tarihinde ilk defa AK Parti ile yaratıldığı gibi görmesinler. CHP'nin ortaya koymak istediği ve değiştirmek istediği gerçek bu. Peki. Geçmişte de bunu yaptılar. Yani bu politikalarla karşısındakini yıprataraktan ortadan kaldı. Bu yıpranmanın ülkeye maliyeti onları ilgilendirmiyor. Ben sorun orada. Anladım. Yani onun maliyeti ve ilgilenmediği, etmediği de daha sonra çıkan sorunlarda yaşandı. Peki Halis Bey çok kısa rica edeceğim katkınızı. Peki. Yani Sayın Akarcalı'nın dönemini ilgilendirdiği için ben merhum Korkut Özal'ın bizzat anlattığı bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Tabii Türkiye'de artık o sayamayız. Ancak Sayın Akarcalı'nın ifade ettiği dönemle alakalı söylüyorum. Merhum Erdem Beyazıt'la birlikte Özal'ı ziyarete gitmiştik biz. Turgut Özal'ı. Bir takım şikayetler, parti içerisinde bir takım şikayetlerden bahsetti. Benim konum değil ama sohbette bulunduğum için kulak misafir oldum. Aynı ortamda olduğum için. Merhum Özal şöyle bir ifade kullandı. Ben bunu bir makalemde de detaylı bir şekilde yazdım. Merhum Özal derken Korkut Özal'dan Korkut Özal, evet. Tamam. Dedi ki, orada bulunan diğer arkadaşlara dahil, ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bulundum daha önce. Yani Erbakan'ın hükümetlerinde. Ağabeyim Cumhurbaşkanı olduğu güne kadar ben şöyle zannediyordum. Ülkemizde yönetim erkini tayin eden gücün %30 medya, %30 iş adamı, %30 işte farz-ı mahal veya %40 seçmen. Askeri şeyde tabii var işin içerisinde. %30 civarında da dış güçlerin müdahalesi olduğunu düşünür idim. Ne zamana kadar dedi?
ağabeyim Cumhurbaşkanı olana kadar. Ben Cumhurbaşkanlığına ağabeyimin yanında gittiğimde biz ağabeyim benimle konuşacağı zaman merdivenin altında, hatta merdivenin altındaki saksılar da aldırmıştı. Buralarda dinleme cihazları koyuyorlar diye. Biz merdivenin altında konuşuyorduk diye kendileri bu hatırayı anlatmıştı. Şimdi buradan şunu demek isterim. Tabii ki Türkiye o günkü Türkiye değil, hamdolsun. Zaten bugün çırpınışların sebebi de budur. El avuçların içerisinde anladım. Türkiye gidiyor. Tabii şu anda bambaşka tabii. bir Türkiye. Yani bugün şimdi, sadece dolarla faizde şey bu enstrümandır. Anladım. Bu da çok faydalı evet. bir örnek oldu. Şimdi şöyle, hem Bülent Bey'in de anlattığı çok faydalı oldu. Bir garip bir durum var. Bülent Bey'in başlattığı şeyi şöyle devam ettirebiliriz. Önce Murat Özer'e sorayım. Daha Sayın sonra... Sayın Erbakan o zaman evet. bizim için Anavatan Partisi'nin en kuvvetli rakibiydi. Evet. Dolayısıyla bizim o rakibe karşı siyaseten mücadele etmemiz gayet normaldi. Hı hı. Ama Sayın Erbakan da aynı şekilde gayrimeşru ilan ettirildi. Başbakanken. Bu sefer dini gerekçeler kullanılmaya çalışıldı. Yani evet. siyasetin, demokrasinin gerektirdiği bir mücadele sonunda ondan sonra başbakanlıktan ayrılmadı. Evet, o gayrimeşru yani ona gayrimeşru ya, diyorum. Şimdi yalnız burada bir sıkıntı yollarla bakın, bir sıkıntı yok mu şurada onlarla. Bülent Bey? Bir sıkıntı yok mu burada? Yani ben şimdi bunu da biraz derinleştirmek isterim. Siz dediniz ki Biden bir açıklama yaptı. Eğer milatı hani oraya koyarsak, Biden'ın açıklaması olarak koyarsak, ben Türkiye'deki meşru iktidarı devireceğim. Kiminle? Evet. Dostlarımla devireceğim. Şimdi bu açıklamadan sonra CHP'den evet bir şey gelmedi, bir tepki gelmedi sen kim oluyorsun diye. Ama daha beter bir şeyi var. Önce hani Murat Bey'le başlayacağım. Muhtemelen Mustafa İlker Yücel de buna çok olumlu katkılar sunacaktır. Kandil'den açıklama geldi. Mustafa Karasu dedi ki seçimden önce boş verin, seçim beklemeyin, sokağa dökülün dedi. Şimdi sokağa dökülün dedikten sonra ne CHP'den ne İYİ Parti'den sen kim oluyorsun gibi bir cevap gelmemesi, gelmediği gibi aynı zamanda sokağa davet eden cümleler de gördük. Aynen PKK'nın Kobani olaylarında sokağa davet yani etmesi gibi. Yani şimdi bunun haricinde ekonomik bir kriz yaşayacağız değil mi? Ekonomik bir kriz içerisindeyiz söylüyor diyorlardı. Bir, Türkiye kötü yönetiliyor. Ekonomik kriz var. Bir ay öncesinden bahsediyorum. İki, Türkiye'de siyaset güven vermiyor. Ekonomik kriz var. Üç, Türkiye uluslararası arenada işte olumlu mesajlar vermediği için ekonomik kriz var. Dört, dolar yükseldi, siz faizi düşürmediniz, faizi yükseltmediniz, ekonomik kriz var. Şimdi ben anlamıyorum. Bir gecede nasıl bu ekonomik kriz vardı da bir saatte bitti bu ekonomik kriz, Murat Özer? Şimdi ekonomik kriz değildi zaten mesele. Bunun bir döviz krizi olduğunu söyleyebiliriz. Döviz krizinin de birkaç saat içerisinde bitmesinin gerekçesi tıpkı başlatıldığında, yani hani dış güçler diyoruz ya tırnak içinde, bazıları bunun böyle bir masal olduğunu falan söylüyorlar ama onların ne olduğunu biraz önce çok güzel bir şekilde izah ettiniz. Bir tarafta Biden var. Bir tarafta Biden'ın desteklediği, silahlandırdığı, teçhiz ettiği, tonlarca silah verdiği Suriye ve Irak sahasında onun paralı askeri olarak çalışan PKK var. Ve o PKK'nın bir şekilde konsolide ettiği Türkiye'de ne yazık ki Türkiye'nin muhalefeti var. Nasıl konsolide ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi tezkerede hayır oy veriyor. Mustafa Karasu çıkıyor diyor ki teşekkür ederiz. Tıpkı bizim istediğimiz gibi yaptınız diyor. Bu mesaj yerine ulaşmıştır diyor. Nereye ulaşıyor mesaj? Biden'a ulaşıyor. Evet diyor, şimdi istediğimiz kıvama geldiniz diyor. Sonra Karasu önceki gün diyor ki biz 20 bin kayıp verdik diyor. Ne YPG'si PYD'si diyor. Suriye'de bir kayıp verdiğimiz kayıpların hepsi bizim kendi kaybımızdır diyor. Kılıçdaroğlu ne diyor? Hayır diyor. Suriye topraklarında savaşan YPG'liler, PYD'liler o ülkenin topraklarında savaşan özgürlük savaşçılarıdır diyor. Şimdi PKK'nın lideri kendisi diyor ki bunlar benim kendi örgüt elemanlarım ve ben 20 bin kayıp verdim diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, AK Parti ve MHP ittifakının, bu faşist tırnak içinde ittifakın beni yok ediyor diyor. Şimdi sokaklara çıkın diyor. Peki ne zaman dedi bunu daha önce? Daha önce söylediğinde de Demirtaş demişti ki bir an evvel muhalefet bloğu birleşsin ve sokaklara çıkılsın. Türkiye'nin 7 ilinde, 7 bölgesinde mitingler yapılsın dedi. Peşinden birkaç saat sonra Kılıçdaroğlu biz Mersin'de miting yapma kararı aldık dedi.
Yani bu aradaki senkronizasyonu görmemek için hakikaten aklını yitirmiş olmak lazım. Türkiye'de böyle bir muhalefetle, ABD yönetimiyle terör bloğunun arasında böyle bir senkronizasyon var zaten. Şimdi dolar krizi diyoruz. Neden dolar krizi diyoruz? Çünkü bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın faizci düzene karşı, sömürü düzenine karşı savaş ilan etmesiyle başladı. Sürekli ona dediler ki faizleri düşürüyorsun, döviz çıkacak. Peki döviz nasıl çıktı? Yani dış müdahale dediğimiz şey ne? Ülkede bir kara propaganda oluşturdu. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz şekliyle. Yani Türkiye'de ciddi bir güven sorunu var. Türkiye'de insanların devlete olan güven sorunu var. Ve dolar bir kere çıkmaya başlayınca insanlar bütün Türk lirasındaki mevduatlarını bozdurarak dolara hücum etmeye başladılar. Ve dolara hücum oldukça doların değeri giderek artmış oldu. Zaten süreç böyle oluyor. Yani dış güç dediğiniz şey sizin ülkenizdeki gelip döviz piyasasının müdahale etmesine ihtiyaç yok ki. Zaten Türkiye'deki insanların, Türk bankalarında 300 milyar dolara yakın mevduatı olduğu ifade ediliyor. Bu mevduatın Türk lirasıyla dolar arasında değişimi doların değerini belirleyen şey zaten. En temel gösterge bu. Zaten bugün doların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından hemen sonra düşmeye başlaması, hemen o sabah 10 milyar lira yakın bir Türk lirası mevduatına dönüşmesi, bugün de biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 23 milyar lira seviyesine kadar yükselmesi ve bu seviyenin giderek yükselmesi, Türk doların daha da düşeceği, en azından bu seviyeleri muhafaza edeceği ve bir daha asla o seviyelere çıkmayacağını gösteriyor. Burada çok net bir şey var yani. Türkiye'ye yönelik dışarıdan bir saldırı olduğu gerçekti. Bu saldırının ete kemiğe bürünmüş hali de zaten kimler tarafından yapıldı? Türkiye'de felaket tellalları tarafından yapıldı. O felaket tellallarının bir ucu Cumhuriyet Halk Partisi lideridir ki biraz önce Sayın Bakanımız şunu söyledi. Daha önce Özal'ı da indirebilmek için ya da Erbakan'ı da indirebilmek için her türlü kara propagandayı yaptı. Ve ne dedi Sayın Bakanımız? Onun ülkeye vermiş olduğu maliye CHP'yi hiçbir zaman ilgilendirmedi. Asıl sorunumuz bu. Türkiye'yi kurduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi, Türk ekonomisinin bozulmasından, Türk halkının fakirleşmesinden, enflasyonun artmış olmasından, insanların pahalılığa mahkum edilmiş olmasından dolayı, o maliyetten dolayı hiçbir şekilde çekinmiyor, bundan dolayı utanç duymuyor. Yeter ki iktidar devrilsin. Bunu her devirde yaptılar. Çünkü kendileri iktidarı devirebilmek için hiçbir zaman halk tarafından kendileri desteklenmedi. Cumhuriyet Halk Partisi 1950 seçimlerinden bugüne kadar hiçbir zaman kendi iradesiyle iktidara gelemedi çünkü. 1960 darbesinden sonra askeri darbenin neticesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisini getirdiler. Başbakanı ilan ettiler, darbeciler. Ondan sonra ne zaman iktidara geldiyse de ya da koalisyon ortağı olarak iktidara geldiyse hep mesela Süleyman Demirel'e yönelik müdahalenin ardından 71 muhtırasından ya da 28 Şubat darbesinden hemen sonra iktidara geldiği gibi. Onun dışında halkımız asla Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini asla kendisi seçerek iktidara taşımadı. Bu çok net ve açık olarak görülen manzara budur diye düşünüyorum. Evet. Burada buyurun. Birkaç cümle daha ifade etmek istiyorum. Buyurun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ekonomik program halk tarafından ilk testini vermiştir ve halkımız bu programa evet demiştir. Seçimlerden önce evet demiştir ve bizi seçimlere taşıyacak, 2023'e, 2053'e taşıyacak programında bu olması gerektiğine halk onay vermiştir. O açıdan en önemli anket sonucu bugün bütün milletimizin döviz bürolarına gitmesi, bankalara giderek dolardan Türk lirasının mevduatına dönüştürmesi zaten en önemli göstergedir. Peki burada mağlup olanlar kimlerdir? Ona bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla beraber hareket edenlerin burada bir mağlubiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Kemal Bey şunu ifade etti. Döviz krizinin çözülmesi konusunda çözüm öneriniz nedir demişti. Dedi ki, bakın orada söylediği şey bile aslında bu problemin ekonomik göstergelerle alakalı olmadığını, bütünüyle siyasi olduğunu çok açık bir tezahürüydü. Dedi ki biz döviz krizini Türkiye'de şu şekilde çözeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların hepsini uygulayacağız. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala siyasi tutsaktır. Onları serbest bırakacağız. Batı ile uyumlu bir dış politika izleyeceğiz. Tezkerede hayır oyu verdiğimiz gibi Suriye ve Irak'taki bütün operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri'ni durduracağız.
Sonra kendi dışları, işte bakan, genel başkan yardımcıların ifade ettiği gibi Kıbrıs politikasındaki tavrından, Türk devletinin ortaya koymuş olduğu tavırdan vazgeçeceğiz. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki faaliyetlerimizden, doğal gaz arama faaliyetlerimizden de vazgeçeceğiz. Bunu açık, aleni bir şekilde ya da zımni bir şekilde bunları ifade etti. Bu yönüyle bakıldığında işte önceki gün Osman Kavala'nın duruşması yapıldı. Tutukluluğun haline devamına karar verildi. Selahattin Demirtaş'ta işlediği bütün suçların cezasını çekerek hala cezaevinde yatıyor ve dolar düşüyor. Düşmeye de devam ediyor. Demek ki o iş, başka bir şeymiş. Bu birincisi. Bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Sizinkini pekiştirmek için. Aslında CHP'nin yapacakları Biden'la Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dikte ettikleri. Evet. Şimdi diyelim ki ben Osman Kavala'nın suçluluğuna kesinlikle inanmıyorum. Ama yargı başka türlü düşünüyor. Evet. Şimdi CHP'nin dediği şu, CHP aynı zamanda AK Parti iktidarını yargıya müdahale etmekle suçlamıyor mu? Suçluyor. Öyle değil mi? Evet. Bu da dedi ki ben iktidara gelince yargıya direkt müdahale edeceğim diye kendisi söylemiş oluyor. Evet, aynen yani öyle. Ortada yargısal bir durum varken ben bunları affedeceğim demesinden daha vahim bir şey olamaz. Varsayalım ki ikisi de masum. Yargıda bir yanlışlık var. Ama o yanlışlığı düzeltmek doğrudan doğruya yargıya ait bir durum. Evet, yani kalk o zaman ne vardır? Hangi iktidarın kendi vicdanına göre ve birisi suçlu, diğeri suçsuzsa o zaman yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Yani kendi ağzıyla yargının üstünde olacağını kendisi ifade ediyor. Bunu da farkında değil bunu. Yani dese ki biz iktidara geldiğimizde yargının üstünde hiçbir siyasi ağırlık olmayacak. Dolayısıyla yargı tam bağımsız bir şekilde karar verdiğini herkes gördüğü için Avrupa ve Amerika dahil Türkiye üzerinde baskılarını kaldıracak deseler amenna. Yani inanmasam bile kabul edebilirim bu söylediğinde. Evet, anladım. Yani kendi varsayımına göre. Ama o diyor ki affedeceğim diyor. Yahu sen kimsin siyaseten yargının verdiği bir hükmü? Bakın ne diyorum. Şu anda biz her ikisinin de %100 masum olduğuna inansak bile uşaklı yaklaşım doğru değil. Bunu aslında kendileri meseleye gayrimeşru yargının üstünde müdahaleyle yaklaştıklarının bilincinde değiller. Sayın Bakanım sadece bununla kalmadılar, bununla yetinmediler. Mesela dün Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekili, katıldığı bir televizyon programında iktidara gelmeleri halinde ilk birinci ayda KHK'larla memuriyetten atılmış olan tüm Fethullahçı terör örgütü mensubu tırnak içerisinde olduğu ya da onunla iltisaklı olduğu gerekçesiyle çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle devlet memuriyetinden atılmış olan yaklaşık 140 bin kişinin derhal görevlerine iade edileceğini, yargı kararlarını falan beklemeksizin iade edileceğini, onlardan helallik dileneceğini, onlardan özür dileneceğini söyledi. Evet. Yani o açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir şekilde yargı süreçlerini kesinlikle takmadığını, Türkiye'de bir hukuk düzenini takmadığını, daima genlerini işlemiş olan bir darbeci gelenekle hareket ettiğini ifade edebiliriz. Bir cümle daha ifade edebilir miyim? Buyurun. Ben de bir rakam vereceğim, ona bakıyordum. Şimdi birincisi buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavrı, yani biraz önce ifade etmeye çalıştığım bu, Türkiye'yi adeta Batı'nın mandası, sömürgesi haline getirmek isteyenler adeta tarafından. Adeta'nın üstünde fiilen. Evet. Fiilen mandacılığı oynuyor. Evet, mandacılığı. Biz bunları nereden tanıyoruz? Biz bunları İstiklal Harbi'nin öncesinde damat Feritler'den, Ali Kemal'lerden tanıyoruz. Onlar da bizi İngiliz boyunduru altına sokmak istiyorlardı. İçlerindeki en insaflılarıysa Amerikan mandasını talep ediyorlardı. Bu birinci cepheydi. Şimdi ikinci cepheyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Bir de Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın diyen hilafetçiler, o dönemin sözde hilafetçileri vardı. Ya da Kemal'in askerleri İzmir'i alacağını bırakın Yunanlarda kalsın diyen sözde şeriatçılar vardı. İşte onların da ahvada aslında mağlup olmuştur. Kimlerden bahsediyoruz? Sınırımızda DAEŞ olacağına YPG olsun diyor. Evet. Kimlerden bahsediyoruz? Mesela onlardan birisi ömrünü faizci sömürü düzeniyle mücadele, tırnak içinde faizci sömürü düzeniyle mücadeleyle geçirmiş olan Erbakan Hoca'nın partisinde şu anda onun koltuğunda oturuyor. Ne dedi?
Sayın Cumhurbaşkanımız faizci sömürü düzenine karşı mücadele bayrağını başlattığında, açtığında şunu söyledi. Alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız. Vücut alkol istiyor. Şu an Türkiye'nin bulunduğu ortamda da faizden kaçamazsınız dedi. Bunu Erbakan Hoca'nın koltuğunda oturan kişi söyledi. Evet. Bir başkasıysa Türkiye şeriat devleti değil, ekonominin İslam'ın öğretilerine göre düzenlenmeyeceği, düzenlenmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Bunu da üstelik başında sarığı olan birisi söyledi, bir hoca efendi söyledi. Şimdi burada açık ve net olarak söylüyorum. Mağlup olanlar Ali Kemal gibilerdir, damat Ferit gibilerdir, sözde şeriatçılardır, sözde hilafetçilerdir. Onların bugünkü uzantılarıdır. Peki. O açıdan bütün bu blok çökmüştür ama bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kazanmıştır. Ancak tabii şöyle bir tehlike var, kısa ifade etmek isterim. Mustafa Bey de bekliyor. Yani Türkiye onu da söyleyeyim. Evet. Akdeniz'den çıkmadığı sürece, Türkiye Suriye'de oldu bittiye müsaade etmediği sürece, Türkiye Karadeniz'de petrol aradığı sürece, Türkiye Ege Denizi'nde haklarını iddia ettiği sürece bu mücadele sürecek. Yani dolayısıyla şu anda yapılan dolar ve faiz enstrümanının dışında yeni bir takım girişimlerde bulunulacağı için aslında ikinci şeyde müsaade ederseniz çözüm önerileri üzerine durmak isterim ben şahsen. Çünkü onu biraz sonra duralım. Çözüm önerilerine geçeceğiz. Evet. Tamam. Bölünmesin çünkü bu mesele. Peki. Burada bir garip bir mesele de var. Mustafa İlker Yücel'e şimdi sözü vereceğim. Çünkü onda da muhtemelen farklı bilgiler ve o şu çapraz şey var. Onu çok merak ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bir rakam vereceğim, öyle geçeceğim. Asgari ücret açıklandığında dolar kuru çok yüksekti. 16-17 bandındaydı. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalelerine baktım. 15 gün sonra açıklıyor. İlk müdahalesinde 844 milyon dolar. Çok dikkat edelim bu rakama. 3 Aralık'taki ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar piyasaya müdahale etmişti Merkez Bankası. Dolar kurunu indirmek için. Şimdi bunu toplamda bir kenara koyduk. 1,5 milyar dolar bile değil yani. Değil. Aslında. 500 ikinciyi baz alıyorum ben. 500 milyon dolar müdahale etmek için kullandığı enstrüman. Daha sonrasında daha yüksek rakamlar da var. Asgari ücret açıklandı. Açıklandığı gün piyasayı çok iyi bilen bir ekonomi uzmanını aldık. Neslihan İsil. Dedi ki bugün dedi asgari ücretin açıklandığı gün piyasaya dış sermayeden 500 milyon dolar girdi dedi. Ertesi gün dolar kuruna baktık. Hiç inme yoktu. Asgari ücretin açıklandığı gün. Yani resmen Merkez Bankası'nın müdahale ettiği kadar para geldi aslında Türkiye piyasasına. Ama dolarda hiç inme olmadı. Biz şimdi böyle bir tablo varken ortada yok efendim işte hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, kendi kendine ekonomi kötü yönetiliyor mu diyeceğiz. Mustafa İlker Yücel, bir tarafta Biden, bir tarafta CHP'nin açıklamaları, bir tarafta Kandil'in açıklamaları, diğer tarafta ne oluyor, bu ekonomik kriz var, ekonomi yönetilemiyor derken birden işlerin tersine dönmesi. Sizdeki tablo nasıl bir tablo? Tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum hem izleyenleri hem de konuklarımızı. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi Washington'a ve Brüksel'e ben size bir problem yaratmayacağım. Sahada da sizinle ilgili bir işte mavi vatan agresif PKK-HDP'yi savunmak, FETÖ kampanyası yürütmek, KYK kampanyası yürütmek. Buralarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ben hazırım mesajını veriyor. Bu çok açık. Şimdi burada az önce Murat Bey'in söylediği Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı açıklamada bir nokta çok önemli. O açıklamanın devamında, yani KYK'lıları devlete geri sokacağız açıklamasının devamında OHAL komisyonu üyelerini de yargılayacağını belirtiyor. Yargılayacaklarını belirtiyor. Yani bu şu demek, Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yü yargılayanları yargılayacağız açıklaması da yapmış oldu. KHK kampanyasının başında da hepimizin bildiği gibi Taraf Gazetesi'nin eski bir yazarı, 2013 ile 2015 arasında, yani uzun bir süre yazar olmuş bir şahıs. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı sıfatıyla oraya oturtuldu ve bu kampanyayı bizzat o yönetiyor. Şimdi Amerikan dış politikasını belirleyen önemli yayın organlarında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili analizlerde bazı karakterler özellikle öne çıkarılıyor. Bir defa Ekrem İmamoğlu parlatılan tabii isimlerden birisi. O Patrikhane ziyaretiyle başladığı süreçte, yani siyasi arenaya Patrikhane ziyaretiyle başlamıştı hatırlarsanız.
Burada uzun uzun daha önce ki programlarda aktarmaya çalışmıştım. Bir mevzi seçti ve ben dedi bu burada Kılıçdaroğlu'ndan daha cesur bir çizgi izlerim mesajı verdi. Evet. Bu dergilerde parlatılan diğer isim de Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yapılan tanımı ben dikkatinize sunmak isterim. Şöyle yapılıyor. En son Foreign Affairs'in bir makalesinde deniliyor ki bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle hesaplaşma konusunda cesur bir kişi. Mustafa Kemal'in askeriyiz lafını, Mustafa Kemal'in vatandaşıyız, siviliz biz, asker masker değiliz, militarizme karşıyız diye karşı çıkan ve parti içerisinde statikocularla, ulusalcılarla, Kemalistlerle kavga etmeyi göze alan bir kişi. Hatta kendi milletini soykırımla yüzleş diyecek kadar da cesur. Hani Ermeni meselesinde bizi soykırımla itham ettiklerini hatırlayalım. Bu kişi de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı da milletimizi, Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla itham etmişti. Yani PKK'nın siyasi kolunun yanında FETÖ'yü kurtarma planı bir yandan da az önce söylediğim şekilde bu dergilerde yeni lider olarak parlatılıyor. Bunu neden hatırlattım? Bunu şundan hatırlattım. Yani neden bu kişiler, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle de hesaplaşmaya çalışan bu kişiler parlatılıyor? Sebebi şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bir ekonomide kurtuluş savaşı açıklamasıydı. Bu çok önemli bir açıklama. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemedi. AK Parti'nin kurtuluş savaşı demedi. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da bir partinin kurtuluş savaşı demedi. Bu Türk milletinin kurtuluş savaşı. Yani Türkiye'nin dolardan kurtuluş savaşı. O zaman kurtuluş savaşı eğer her siyasi partinin tabanını, üyelerini ilgilendiriyorsa o zaman bu kurtuluş savaşı programını benimseyenler, yani Türkiye'de Türk lirasının hakim olmasını, dolar vurguncularının, faiz vurguncularının artık kenarlara itilmesi gerektiğini düşünen bizim gibi kişiler, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin tabanını bu kurtuluş savaşına katmakla yükümlüdür. Yani hepimizin bence yani bu kurtuluş savaşını benimseyen kişilerin, başta AK Parti yöneticileri olmak üzere onlar böyle bir program açıklamış oldular. Biz Aydınlık Gazetesi'nde zaten Türk lirası, Türk bayrağı diye 40 yıldır Sayın Doğu Perinçek işte Öğretim Devrimi kitabında bunları da yazmıştı. İşte bu Kurtuluş Savaşı'nın bir sorumlusu olarak kendimizi görüyoruz ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı doların sırtını yere vurma diye özetleyebileceğimiz bu programı hayati derecede önemli görüyoruz. Ve elimizden geldiğince de bu programda Türkiye'nin başarısı için, ülkemizin başarısı için, bu uyuşturucudan kurtulmak için. Yani aslında doları uyuşturucu olarak tanımlayabiliriz. Bize uyuşturucu veriyorlardı ve vücudumuzu üretimden koparıyorlardı. Yani vücudumuzu yerinden kaldıramıyorduk, uyuşturuyorlardı. Dolar bir uyuşturucudur. Ve burada yeni bir yönelime girdi Türkiye. 1980'den beri uygulanan bir sistemi aslında karşısına koydu. Yani AK Parti aslında son 40 yılın borç yükü ve bir program yükünü ben artık taşımayacağım dedi ve sırtından atmaya karar verdi. Ve bu Türkiye'miz açısından tarihi bir gelişme. Neden? Yabancı finans kuruluşları ülkeye eğer serbestçe girip piyasaya uyuşturucu verirse, yani dolarla dolara bağlarsa, bir süre sonra döviz bağımlısı bu model ile dış borca batarız diye uyarıyorduk. Nitekim battık. Yani evet. Şu anda dış borç içerisinde fabrikalarımızı sattık, köylüye desteği kesmek zorunda kaldık, gümrükleri kaldırdık. Bu çok kritik bir hataydı. Ve sonuç itibariyle milli gelirimizin %60'ına ulaşan bir miktarını, yani aşağı yukarı 500 milyar dolara yakın bir büyük borç yükü altına girmiş olduk. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vurgusu çok önemliydi. IMF ile 1947'de yapılan ilk anlaşmadan itibaren ekonomi politikalarımızın ve siyasetlerimizin küresel sistemin kontrolü altına girdiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bu şu demek, bir 1947'den önce bir sistem vardı, bir de bir 1947'den sonra bir sistem uygulandı Türkiye'ye. Özellikle 24 Ocak kararlarından sonra, yani bir sopayla geldi o 24 Ocak kararları. Ne sopasıydı? 12 Eylül sopasıydı. O IMF ile 1947'de girilen, ekonomimizi küresel sistemin kontrolüne veren, doların kontrolüne veren ve bizi borç batağına sürükleyen bu sistemden kurtulma hamlesi yapıyoruz. Bu şu anda tarihi bir hamledir. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmemekte Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişinin açıklaması yakın dönemde yaşamadığımız bir olaydır. Çünkü mandacı iktisatçılar az önce de burada vurgulandı.
çeşitli finans baronları ile birlikte, dolar vurguncuları ile birlikte Türkiye'de iktidarı belirleyebilecek bir mekanizmaya sahiptir. Bunu sadece Türkiye'deki vatansever iktisatçılar, ekonomistler görmüyor tabii. Dışarıdan da onların da altını çizmemiz lazım. Mesela finans kapitali ünlü analisti Robin Brooks'un açıklaması çok önemliydi. O ne dedi? Cari açığı, Türkiye'nin cari açığındaki kapanma, ihracattaki başarısı, işte Merkez Bankası rezervlerindeki toparlanma vesaire. Yani Türk lirasını korumak yönünde ve hatta swap anlaşmalarının önünü açacak hazırlıklar. Yani dolar üzerinden Türkiye'ye müdahale yapmayı öngördüğü için hükümet ona yönelik çok sayıda adımı öncesinde atmıştı. Şimdi burada Türk milleti yeni bir mücadele içerisine girdi. Bu mücadele içerisinde dolar mı kazanacak, Türk lirası mı kazanacak? Aslında bizim şu anda konuştuğumuz bütün konu bu. Evet. Dolar mı kazanacak, sıcak para komisyoncuları mı kazanacak, faizciler mi kazanacak, borsa vurguncuları mı kazanacak, yoksa işçi mi kazanacak, köylü mü kazanacak, esnaf mı kazanacak, iş adamı mı kazanacak? Aslında karşı karşıya gelen kuvvet, birisi üretim düşmanı, sıcak para komisyoncuları, borsa vurguncuları, diğeri üretici güç, yani Türk milleti. Burada demek ki bu iki programın mücadelesinde evvela ekonomide kurtuluş savaşı diye tabir edildiği için bunun altını çizerek başladım. Hı hı. Bu kurtuluş savaşının askerlerini, yani ekonomide kurtuluş savaşının askerlerini, yani emekçiyi, işçiyi, köylüyü, esnafı, iş adamını cephede en önde görmemiz gerekiyor. Türk milletini en önde görmemiz gerekiyor. Burada devletin çeşitli sorumlulukları var. Hı hı. Hatırlarsanız iki hafta önce programda ben askeri ücretle ilgili daha belirlenmemiştim. Evet. Orada bu şekillendirmeli ve bu cephede milletimizi üretimi ateşleyecek bir miktar verilmeli diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Nitekim evet. O da yapıldı şu anda. Fakat neyi gördük? TÜSİAD gibi bir kuruluş çelme takmaya çalışan bir açıklama yaptı. Şimdi burada bir problem var. O da şu. Normalde bir iş adamı, yani üreten ve ürettiğini satarak kazanan iş adamının bu politikadan memnun olması gerekiyorken, yani Türk lirasının Türkiye'de hakim olmasını savunması gerekiyorken niye çelme takmaya çalışıyor? Bir defa şunun altını çizmemiz lazım. TÜSİAD şu anda tek yani yönetimin yaptığı açıklamanın dışında da bir irade var diyebiliriz. Yani TÜSİAD içerisinde yükselen Asya ülkeleriyle Türkiye ekonomisinin çeşitli sıkıntılarını giderme, komşularımızla ilişkimizi İran'la, Rusya'yla, Suriye ile komşularımızla ilişkilerimizi kuvvetlendirme konusunda çok sayıda açıklamada yapılıyordu. Fakat TÜSİAD içerisinde bu az önce söylediğim sıcak para komisyoncuları, işte borsa vurguncuları, faizciler şu anda aslında TÜSİAD'ı da bölecek bir açıklama yaptı. Yani buradan açıkça söyleyelim, bu çizgi TÜSİAD'ı önümüzdeki süreçte bölecek, göreceksiniz. Çünkü bir fiyat indirme konusunda bile TÜSİAD'ın gerisinde kalıyor, açıklama yapamıyor, ayakları evet. titriyor. Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasından bir açıklamayla bir saf beyanında bulunuyor. Bütün bunları Türk milleti not ediyor. Dolayısıyla bu süreç TÜSİAD'ı da böler. Hatta şunu daha açık söyleyelim. Türkiye bir rapor yayınlandı yakın zamanda. Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendiciliği Sektör Ön Raporu'na göre şu anda Türkiye'de gıda pazarına 4 şirket hakim. Raporun ismini tekrar söyleyeyim. Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendiciliği Sektör Ön Raporu'na göre. Burada 4 şirket hakim ve bu 4 şirket şu anda fiyatları yüksek tutmakla ısrar ediyor. Yani bir bu kurtuluş savaşına katılmayanlar var. Bir katılanlar var tabii. Türk milletinin ezici evet. çoğu bu mücadeleyi benimsiyor. Ama bir de katılmayanlar var, firar edenler var. Ve bu firar edenler kimlerle buluşuyor? İşte Türk bankacılık sektörünün %50'sini yabancıların kontrolüne geçiren Ali Babacan'la buluşuyor. Ya da işte Türkiye'nin dış ve iç borcunu, ülkenin döviz borcunu 3 katına çıkaran Ali Babacan'larla buluşuyor. Hı hı. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztürk, işte Kemal Derviş'in biliyorsunuz bürokratıydı. Evet. Kemal Derviş eşittir dolar. Yani Kemal Derviş eşittir dışarıdan kanun dayatma. Kemal Derviş eşittir bunu ekme, tütün ekme, pamuk ekme, o tavar, Virginia tütününü kullanacaksınız demek. Yani manda çıkıp arıyorsanız buyurun Kemal Derviş'i konuşalım. Yani Faik Öztürk'ü konuşalım, Ali Babacan'ı konuşalım. Dolayısıyla burada iki program çarpışıyor. Bu iki program içerisinde ya üretim kazanacak ya da sıcak para komisyoncuları kazanacak. Şimdi burada bir şey var. Mustafa İlker Hücel, TÜSİAD konusuna girmişken onu biraz irdelemek istiyorum müsaade ederseniz.
TÜSİAD'la ilgili tabii birçok kişi birçok şeyi söylüyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın bugünkü televizyon programında Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haziran'da TÜSİAD'a bir mesaj attığı ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi geçen günde Ferman Karaçam'ın bir yazısı vardı. Ben onu programda da okumuştum. Hükümete genel kabul görmüş iktisat kurallarına hızla dönülmesi çağrısı yaptı TÜSİAD. Oysa Ferman Karaçam da haklı olarak sordu. Diyor ki krizleri sıralıyor. Yani siz şimdi bu Halis Bey'i tabii daha böyle yakından ilgilendiren tarihler efendim 90'dan itibaren hatta 80'den itibaren alıyor krizleri. 80 krizinde ikinci petrol krizi, 82'de bankerler krizi efendim. 90-91'de enflasyonun o %40'lara %61'lere çıktığı kriz. 94 krizi malum. 5 Nisan kararları ve paramızın pul olması hadisesi. 94 krizinden sonra %400 faizle piyasaya borçlanılması. Şimdi bunları tek tek sayıyorum, bilinçli olarak sayıyorum. 2000 krizinde de gecelik faiz %240 2000 krizinde. 2001'de yine bir kriz daha. Borsa rekor düşüş. 2008 arkadaşlar sesi alalım şeyden. 2001'de bir gecelik faiz 7500. Bütün bunları yaşadık ya, alt alta söyledim. TÜSİAD ne yaptı o zaman? Şimdi Mustafa Bey, aslında Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler açıklarken bir cümle sarf etti. Ben sizi biliyorum, sizin cibilliyetinizi biliyorum dedi. Aslında bu sözü biraz açtığınız zaman ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Yani biraz önceki yapılan konuşmalardan da Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Refah Yolu Hükümeti de dahil olmak üzere, Anavatan Partisi dönemi de dahil olmak üzere sizin de özetlemeye çalıştığınız süreçleri yönetenlerin kim olduklarına bakmak lazım. İnanın isimlerinin Ahmet Mehmet olması kimseyi yanıltmasın. Ya da işte falan kuruluş filan kuruluş falan denilmesi de yanıltmasın. Türkiye'de kriptolar var. Türkiye'de sabotajistler var. Ve maalesef Türkiye'de kripto ve sabotajistler etkin durumdalar. Bunu ben herhangi bir isim vererek kimseye suçlamak için söylemiyorum. Hı hı. Ama değerli izleyicilerimiz girsinler internette. Sabotajist siyasetçiler de görürler, kriptolar da görürler. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Bunu bilerek de bizim milli hamleler yapmamız lazım. Ben hafta başında bir makale yazdım. Dedim ki Erbakan olsaydı ne yapardı? Çözüm, hı hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çözümle alakalı manifesto mahiyetindeki konuşmasını yapmadan önce. Erbakan merhum, biliyorsunuz D8'i kurdu. D8 ülkeleri. Hı hı. D8'in yani dolar ve faiz sarmalından kurtulmanın yollarından birisi D8'in harekete geçirilmesi. D8 nedir? Takriben 1 milyar 200 milyon nüfusa sahip Müslüman ülkelerdir. İran, Mısır, işte Nijerya, hı hı, vesaire filan yani ülkelerin detaylı da şeyine gireriz. Pakistan, Bangladeş, Malezya. Bu ülkelerin evet Endonezya, bu ülkelerin toplam dünya ticaretindeki yeri de 4,5-5'lerde. Nüfusları bir, yani düşünün 8 milyar nüfusa sahip coğrafyada 1 milyar 200 milyon nüfusu D8'ler. Kaldı ki Erbakan merhumun hedefinde D8'de D60, çünkü insanlığın kurtuluşu vardı malumunuz. D160 diye ifade ediyorlardı. Şimdi bizim D8'deki D8 ülkeleriyle yapılan varılan mutabakat neydi biliyor musunuz? Takas. Barter. Yani biz ne üretiyoruz? Fincan üretiyoruz. O ne üretiyor? Çay üretiyor. Bunu değiştirmekti. Hı hı. Yani dolara bağımlılığı ortadan kaldırmaktı. İkinci bir husus ne? Mesela bizim enerjiye 60 milyar dolar civarında yıllık şeyimiz var. Evet. Biz kendi paralarımızla diyelim işte İran'la yapsak bunu, Suudi Arabistan'la yapsak, diğer Rusya ile yapsak, ödeşme sistemi getirsek ve desek ki biz bundan sonra kendi üretim, kendi mallarımızla alışveriş yapacağız. Ama D8'i biraz açmak istiyorum. Bunu özetledikten sonra. Hı hı. Takas sistemini getirmiş olsak biz bir defa dolar silahını ellerinden alıyoruz. Zaten Erbakan'ın bodoslama hedef seçilmesinin, hı, nedenlerinden birisi budur. Çünkü D8'i kuran ülkelerin, hı hı,
tamamının o anda imza atan devlet başkanlarının tamamı görevden alınmış. Yani bir şekilde uzaklaştırılmıştır. Nijerya devlet başkanı Hasan'a 3-4 defa suikaste uğramıştır. Evet. Yani Malezya devlet başkanı görevden uzaklaştırılmıştır. Yani içeride bir takım operasyonlarla karşılaştılar. Çünkü neden? Arı kovanına çomağı sokmuşlardır. Bu fikirdir. Şimdi Türkiye'nin artık Türkiye eski Türkiye değil. Yani 90'lı Türkiye'de değil, 2000'li Türkiye'de değil. Türkiye kendi gücünün farkına varın. Bakın Mustafa Bey, geçtiğimiz hafta ne oldu Türkiye'de? Bir başka şey daha oldu. Türk Dünyası Teşkilatı kuruldu. Hafif almayınız. Ben hafta başında gene bu hafta yazdığım yazıda Türkiye'nin Kızılelma yolculuğu başlamıştır. Dünya İslam Birliği'ne gider bu iş. Hı hı. Diye bir makale silsilesi var. 5 makale var. Arka arkaya yayınlayacağım. Avrupa Birliği'nin kuruluşu kaç ülkeyle biliyor musun? 6 ülkenin bir araya gelmesiyle. Ve 6 ülkenin bir araya geldiğinde nasıl ülkeler biliyor musunuz? Savaştan çıkmışlar. Birbirlerinin elinde birbirlerinin kanı var. O haldeyken bir araya geldiler. Birliği oluşturdular ve bugün Avrupa Birliği kendi para birimini oluşturdu. Arasında ticaretini oluşturdu. Mesela örnek olsun diye diyorum. Meselemiz Avrupa Birliği değil. Yani Türkiye'nin acil bir şekilde Sayın Ticaret Bakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımızın D8 ülkelerinden yararlanma yoluna gitmesi hususunda suratli bir çalışmaya ihtiyacımız var. İkinci husus, biraz önce ifade ettim, takas ve barter meselesidir. Ödeşme meselesi. Mesela biz Rusya'yla petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz. Yani biz neden Rusya'yla kendi paramızla yapıp otururuz Rusya'yla? Rusya da aynı dertten muzdarip. Yani şu anda Rusya'da onun da boynuna geçirilmiş bir prangadır. Ayağına geçirilmiş prangadır dolar. Dolar meselesi. Değil mi? Tabii. Bütün bu arada dünyanın. Şeyi sorabilir miyim? Bülent Bey, sizin de bu benzer bir teklifiniz vardı. Onu bir açabilir misiniz? Cümleyi bitireyim. Bir dinleyelim, şu şey olsun. Cümleyi bitireyim. Yani Erbakan'ın şeyini bitireyim. O zaman Halis Bey bitesin de size bozulmasın. Onu sorayım, merak ediyorum. Şimdi Erbakan merhumun bir tarımla ilgili tedbirleri vardı. Mesela tarımı da söyleyeceğim ama mesela doların o günkü değerini frenleyebilmek için, yani sade vatandaşın maaşını alıp da tasarruf için bankaya koşup 100 dolar almak isteyen vatandaşa vatandaş için bir öneride bulundu Erbakan Hoca. Ömrü kifayet etmedi. Nedir önerisi biliyor musunuz? 100 dolar karşılığı ayrı bir İslam dinarı diyordu da. Tabii şu anda İslam dinarı diye telaffuz edemezsiniz. 100 dolar karşılığı 100 TL idi. Ona da ömrü maalesef yetmedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda mesela bir vatandaş, yani benim paramı nasıl koruyabilirim endişesi taşıyorsa, gidecek bankada kendi parasını alacak. Evet. Ve kendi parasını bugün hükümetimiz bunu yaptı. Mevduat üzerinde yaptı bunu. Daha geniş, daha çaplı yaptı. Başka adımlar da gelecek. Tabii daha adımlar da gelecek. Ayrıca mesela burada şunu da ifade etmeden geçersem haksızlık olur. Mesela şöyle ifadeler var. Deniliyor ki, hani siz faize karşıydınız, götürdünüz bunu da faize bağladınız. Deniliyor, yani tenkit ediliyor. Tenkit edenlerin argümanlarından birisi bu. Evet. Hayır. Doların ipi ve faizin ipi birbirine bağlandı, kıpırdamayan yerinde denildi. Yapılan iş budur. Anladım. Yani dolar, siz üretim artırdığınız zaman, Türkiye ihracatını artırdığı zaman, yani 100 milyar dolar daha bu dönem artırdığını veya 50 milyar dolar daha artırdığını düşünün. Sizin dolara ihtiyacınız yok ki. Anladım. Dolarız. Size karşı kullanamayacaklar. Dolayısıyla yani bu faizleri bu sistem daha da artırır yaklaşımı son derece yanlıştır. Anladım. Tarımla ilgili gelen konuyla alakalı da ekim ve şeyi bitmeden, mevsimi geçmeden Sayın Tarım Bakanımıza özellikle istirham ediyorum. Birkaç defa yazdım bu konuyu ben. Gene Erbakan'dan biz. Çünkü yapılanı örneklendirmek adına söylüyorum bunu. Merhum Erbakan, Sayın Bakanımız hatırlayacaklar. Tarım politikası olarak şöyle yapıyordu. Ekimden önce, yani ekim derken ayı kastetmiyorum. Evet. Çiftçinin toprağa tohumu atmazdan önce fiyatlarını açıklıyordu. Mesela buğdaydan misal vereyim ben size. 167 lira falandı buğday alım fiyatı. Erbakan çıktı, dedi ki 267 lira olacak. Eyvah Erbakan, batırdın, ekmek şu fiyata çıkacak dediler. O günkü medyadan söz ediyor. Evet. Hoca dedi ki hayır. Bilakis ekmek ucuzlayacak. Çünkü biz ekmeğin unu ithal ediyoruz.
kış ortasını ithal ediyoruz ve 360 dolara getiriyoruz. Dolayısıyla daha biz niye götürüp de parayı Amerika'ya verelim? Şimdi verelim kendisi. Araya gitmeden şeyi bir dinleyeyim mi o zaman? Buyurun. Bülent Bey'i bir dinleyeyim o zaman. Hayır, buyurun. O sizin bir öneriniz vardı Bülent Bey'e. Onu bir açar mısınız? Evet, bakın. Ortak nokta ortaya çıkan şudur. Bir, Türkiye'nin bu dolardan kurtulmasıdır. Dolar, Türk ekonomisinin, Türk insanının kanseri veya diyabet, şeker hastalığıdır. Avrupa da bunu anladığı için, hangi Avrupa? İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'den, Mussolini'den kendini kurtarmış olmak Amerika'ya karşı dolardan kurtulabilmek için Euro'yu yarattı. Unutmayalım bunu. Şimdi bizim dolara karşı geliştireceğimiz ilaç şu anda mevcut. Bu ilaç Turgut Özal zamanında Erbakan hükümetinde, Süleyman Demirel hükümetinde maalesef yoktu. Neydi? Bunu yalnız ben söylemiyorum. İktidara yakın olmayan çevrelerden de Türk halkının şu anda toplamı asgari 500 milyar dolara eşit. Neredeyse bize gelince %60'ı kadar bunun 200 milyarı dolar olarak, 300 milyarı altın olarak helal parayla birikmiş bir tasarrufu var. Yılların birikimiyle, son 25 yılın birikimiyle. Bu para kimi ailede 3 bin lira, 3 bin, 3 bin, 10 bin dolar, kimisinde 40-50 bin dolar. Ne için biriktirilmiş? İhtiyaç olan günler için. Çocuğumun ileride sünneti olacak. Gelinime çeyiz, kızıma çeyiz lazım gelecek. Bir de Anadolu'da bir tabir vardır. Kefen para içinde olacak vesaire diyerekten. Şimdi bizim önce halkımızın elinde birikmiş olan bu parayı ekonomiye sokabilmemiz lazım. Dolardan kurtulma, yani nasıl ki aşı aynı hastalığın yayan mikroptan virüsten elde ediliyorsa doları da dolarla yenmemiz gerekiyor. Bu imkan şimdi mevcut. Nedir bu? Dediğim gibi mevcut tasarruflar. Bu mevcut tasarruflarda Türk vatandaşının elindeki dolar yerine, ben onu söylüyorum, dolara kaim olacak, dolar gibi her yerde rahatlıkla kullanabileceği, aynı günlük kurda gerektiği zaman tekrar ihtiyacı olursa dolara çevirebileceği bir finansal enstrüman geliştirmemiz lazım. Nedir bu? Şu anda neden dolara talep var tasarruf olarak? Yalnız bir güvence açısından değil, doları ihtiyaç halinde 24 saat 365 gün Türkiye'nin her yerinde dağda bayırda bile kullanabiliyorsunuz. Evet. Devlet aslında 2018 yılında bu yönde bir çareye başvurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkardığı bir kararnameyle, ki bugün bu durumu eleştirenler onu bile araştırmamışlar. Dolar, euro ve dolar bazında, altın bazında da aynı şekilde vatandaşın tahvil alabileceğine izin verdi. Daha önce çıkan döviz tahvilleri yalnız şirketlere yönelikti. Ama getirilen son derece yetersizdi. Nedendir? Kararnamede diyordu ki en azından 10 bin dolarlık bir talebiniz olacak. Talebinizi gidip bankaya yazdıracaksınız. Ondan sonra talebiniz karşılandığında gidip Türk parasını ve dolarlığını alacaksınız. %2,5 faizi vardır. Burada sen, bir de sizin bu dediniz ya, dağda bayırda doğru dağda bayırda dolar bozduruyorsunuz dediniz ya, doğru. Mesela bazı ülkelerde bu bir hani devlet politikası mıdır bilmiyorum ama mesela Murat Bey de çok iyi bilir onu. Bosna'da mesela dolarla alışveriş yapamazsınız. Yani esnaf dolar alma. Bulgaristan'da da öyle. Bulgaristan'da euro ile yaparsınız ama dolarla alışveriş yapamazsınız. Kabul etmiyor şey esnaf. Şimdi biz Türkiye'de dolara sağladığımız bu kolaylıktan dolayı vatandaşımız da ister istemez normaldir. En kolay yol neyse ona başvurur. Bizim önce bu yolları ama yerine ikame edecek benzer enstrümanı koyarak da, yani yine vatandaşın anonim bir şekilde ona istediği yerde, yani istediği yer nedir? İstediği banka şubesi, istediği döviz şubesi. Getirilmiş olan yasalarla döviz şubeleri halkı, bakkal, manav vesaire değildir. Birer mali şubedir onlar. Önemli miktarlarda sermayeyi devlete garanti etmek zorundadırlar. Evet. Ciddi denetim altındadırlar. Yani döviz bürolarında aynen bir banka şubesi gibi
denetim altına, daha da denetim altına getirilebilir. Doğru. Hatta BDDK, Banka ve Sigortacılık Denetim Kurulu'nun sürekli denetimi altına da getirir. Doğru. Ve bunların bir görevi de bu dolardan kurtulma hususu olabilir. Dolardan kurtulma, bakın altından da aynı şekilde. Şimdi dün akşam Cevdet Yılmaz Bey, eski bakan, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı bazı ileriye yönelik belirtti. Altın sertifikasının çıkabileceği vesaire diyerekten. Şimdi benim belirttiğim şu, Osmanlı döneminde madeni paradan kağıt paraya geçildiğinde kağıt para için adı kaime olarak, yani yerine geçen para, kaime kağıt şeklinde getirildi. Dinleyicilerimizin bir kısmı, buradaki katılımcılar hatırlarlar, vatandaşımız da bunu gaymeye çevirdi. Kaime gayme oldu. Yani Türkiye'de, geçmişte Anadolu'da da hala da paraya gayme denir. Kaç gayme, kaç arkadaşım diyerekten. Evet. Şimdi bizim de aynı şekilde dolara eşit olacak bir kağıt paranın, bir finansal enstrümanın yeni bir isimle ortaya çıkması gerekir. Ben bir yanlışlık yaptım, rahat anlaşılır diyerekten Türk doları basalım dedim. Hı hı. Amaç yani bunu anlatabilmekti. Belirli çevreler tarafından da hemen istismar edildi. Hı. Halbuki amaç burada doları kendi kanıyla boğmaktır. Ve eğer şimdi bakarsanız... Sayın Bakanım sizi teyiden söylemek istiyorum. Gerçekten dolara karşı dolar sözü ben de yazdığım için tepkiler aldım. Yani dolardan kurtulmak isterken, hı hı, yeni bir dolar öneriyorsunuz diye. Aslında bu mesela bir altın çıkarılabilir. Hı hı. Yani vatandaş bu altının değeri 100 dolar. Bunu biraz açalım. Müsaade ederseniz Sayın Bakan. Neyin olacağını bakın. Tamam. Neyin nasıl olacağını biz kararlaştıramayız. Evet. Biz fikri veriyoruz. Hangi, evet, fikir? Doğrudur. Nasıl bunu biraz açmak istiyorum. Sayın Bakan, ben şimdi bunu açmak istiyorum. Bir kısa bir ara vermem lazım. O arayı verelim ki bölünmesin. Zaten tek aramız var. O tek arayı verelim. Dönüşte isterseniz bunu konuşmaya devam edelim. Programımıza devam ediyoruz efendim. Ekonomiyi konuşuyoruz. En önemli konumuz ve ekonomi ile ilgili getirmiş olduk. Şimdi ilk dilimin sonunda Bülent Akarcalı'nın eksik kalan bir şeyi var mı? Cümlesi var mı? Önce onu sorayım. Var. Onu tabii son derece önemli. Tabii ki. Orada çünkü araya gittik, o yüzden bölünmesini istemedim. Buyurun. Türkiye'nin artık bu son yaşanan olayları da dikkate alarak da şu veya bu şekilde kesinlikle doların tahakkümünden kurtulması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani dolar artık Türkiye'de mandacılığın bir aracı olmuş konumdadır. Ve Türk politikasını tayin etmede maalesef aramızdaki beşinci kol gibi icraat etmektedir. Çünkü yurt dışındaki büyük finans güçleri bu dolar aracılığıyla Türkiye'nin siyasetini, Türk ekonomisini, Türkiye'nin gelişmesini rahatlıkla manipüle ediyorlar. Bu bilinci vatandaşımıza aşılamamız lazım. Şimdi oradan nereye geleceğim? Bakın, enteresan bir nokta diyeceksiniz. Son alınan tedbirler bir anda doların belki kırdı. Ama yetmedi. Hala 12'lerde dolar. Doların 6 liralarda falan olması lazım. Belki de daha aşağıda. Bir de şuna geleceğim. Şimdi son alınan tedbirler... Doların şu an 6 lira mı olması lazım? Orayı kaçırmayalım. Tabii. Evet. Belki de daha da... Hayır, bakın nasıl 2003'lerden sonra alınan tedbirlerde bir dolar 1 liraya eşitlendi, edildi, şey edildi. Demek, evet, ki mümkünü biz mümkün kılmışız bunu. Ben yine boşgörülü davranıyorum. 6 liraya olsun diyorum. Ondan sonra neden 1 dolar 1 liraya gelmesi? Bütün mesele bir hedefi ortaya koymaktır. Fatih Sultan Mehmet'in 19 yaşında ben İstanbul alacağım diye hedefi koymasıdır. Ondan sonra o hedefe varabilmek için topları, şunları, bunları vesaire yaptırmasıdır. Mustafa Kemal'in İngiliz donanmasına geldikleri gibi gidecekler demesidir. O sırada belinde bir tane bir tabancadan başka bir şey yoktur ama irade konmuştur. Aynı şekilde Tayyip Bey'in koyduğu irade gibi bu böyle olacaktır demiştir. Ondan sonra irade ortaya çıkmıştır. Türkiye'de SİHA'ların yapılması bir irade konusudur. Her şey bir iradeye bağlıdır. İrade olmadığı takdirde arkasından takdir de gelmez. Allah'ın takdiri diyemezsiniz. Biz iradeyi koymadığınız takdirde. İradeyi koyduğumuzda Türkiye'nin gücü, mali gücü, insan gücü, sanayi gücü bunun üstesinden gelir. Türkiye şu anda aslında tam anlamıyla dünyanın ilk 10'unda olan bir sanayi gücüdür. Bakın, sanayi gücüdür. Mali güç ayrı.
Onu da ayrıca anlatabilirim. Bakın. Hatta şöyle diyeyim. Avusturya'nın doğusuyla Çin'in batısı arasında kalan ülkelerde Rusya, Hindistan dahil hiçbirini Türkiye'deki sanayi ürün çeşitliliği kadar üretim kapasitesi ve becerisi yoktur. Evet. Türkiye'dir bu. Neyse ayrı bir şey yok. Yani gücümüz var. Ama geçmişte bu yoktu. Onu da söyleyelim. Turgut Özal'ın bu konulardaki çaresizliği, Süleyman Demirel'in çaresizliği, Necmettin Erbakan'ın çaresizliği bu noktadan kaynaklanıyordu. Şimdi o üretim gücüne eriştik. Sanayiye eriştik. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımız 250 milyar dolar. Peki o zaman sorun nerede Sayın Akarcalı? Sorun ne bakın, o zaman? Var mı ya da sorun? Sorun dolara alışmışız. Sigara tiryakisinin sigaraya alışması gibi. Ne dedim? Dolar bir kanser, bir diyabet, bir hastalık. Bunu tedavi etmemiz evet. gerekiyor. Özellikle bakın şöyle geleyim. Çok enteresan. Mütedeyyin kesimin faize hassasiyeti olduğu, faizi dışında yaşadığı için Türk parasıyla yatırım yapamıyor. Yapmıyor. Dolara yapıyor yatırım. Altına yapıyor yatırım. Hı hı. Önce Türk insanımızın faiz dışında tasarrufunu koruyacağı çok kolay bir enstrümanı, bir değil 5-10 tane enstrümanı geliştirmemiz evet. lazım. Kabahat bizde. Yani bunun için alınan bu son tedbir aslında faizle ilgilenen kesim içindir. Alınan son tedbirler mütedeyyin kesimi. Katılım bankalarında da var bu arada. Katılım bankaları da. Efendim? Hayır bu katılım bankaları da katıldı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Bugün bakın, katılım bankalarının 1000 tane ilçemiz olan 81 ilin kaç tanesinde şube var? Katılım bankalarının getirdiği kolaylık doları tutmak. Yok zaten tek enstrüman bu olamaz. Yani onu da zaten katılıyorum. Orada sıkıntı yok. Olmasın değil, o da olsun. Uzun vadeli yatırımını yapan katılım bankasına gider. Kısa Peki. vadede daha güvenli olması için elinin altında fazla değil elimin altında bakın. Türkiye'de hani elimin altında 1000 dolar, 2000 dolar olsun diyen milyonlarca insan var. Büyük para değil. Bunu evet. biriktirmiş. O kendisine manevi, psikolojik bir güç vermektedir. Herhangi bir sorun olduğunda Allah göstermesin bir hastalık, bir kaza, ani bir ihtiyaç oldu. Bunu kullanabilir. Hemen onu diyor. Bozdurmak için. Anladım. Şimdi ama bak, bu hükümetin ben İlker Bey'e şimdi sözü vereceğim. Evet, buyurunuz. Kesmeyin sözümü. Bakın Murat Yıldırım. Estağfurullah, yok kesmiyoruz. Sadece araya girmek istedim. Evet. Devamlı olarak anlattı zincirini kesilmeden. Hı-hı. Şimdi her takıntı bir çelme takma gibi oluyor. Koşarken düşüyorsunuz. Şimdi bakın şöyle diyeyim. Alınan tedbirlerin arkası gelecek. Gelmesi çünkü iktidara en büyük desteği veren muhafazakar kesimin faizli bir tasarruf dışında kolay erişebilir bir tasarrufa erişmesi lazım. Evet. Ve dolar kurtulacak şekilde. Avrupa Birliği bu dolardan kurtuldu. Şimdi bu dolardan kurtulabildiğimiz takdirde imkan ne? Dediğim gibi 500 milyar dolara yakın bir tasarrufumuz var. Altın da aynı şekilde. Biz şu anda 200 milyar doları dolar olarak tuttuğumuzda Amerika'ya 200 milyar dolarlık kredi vermiş oluyoruz. Bunun karşılığında Amerika'ya hiçbir borcu yok. Amerika'ya 200 milyar doların maliyeti yalnız baskı maliyetidir. Diyelim ki 50 bin dolardır. Ama bu 200 milyar doları biz nasıl biriktirdik? 10 yıldır, 15 yıldır Türk insanı çalışarak da ürettiği hizmeti, malı yurt dışına satarak da elde ettik. Evet. Yani Amerika'ya, Amerikan ekonomisine 200 milyar dolarlık bir hediye yaptık. Karşılığında ne zaman ödeyeceğiz? Amerika ancak o doları ekonomiye soktuğumuzda yani dolar da bir alettir. Nedir? İşte ithalatta işe yarar, yatırımda makine almaya işe yarar. Orada kullanmadığımız sürece biz Amerika'ya bir hediyede bulunuyoruz. Ve öyle bir hediye ki bize kurşun olarak geri dönüyor. Amerikan bütçesinin bu sene savunma bütçesi 700 küsur milyar dolar, 800 milyar dolardı diyelim. Evet. Bizim 200 milyar dolarımız içinde o 800 milyar dolar içerisinde bizim de yastık altında tuttuğumuz 200 milyar dolar var. Doğru. Yani o tuttuğumuz dolarlar Mehmetçi'ye, PYG, PKS bilmem ne açısından kurşun olarak da geri dönüyor. Çok ciddi söylüyorum bunu. Doğru. Yani az da olsa onda payımız var. uzun lafın kısası. Hı hı. Şu anda biraz önce Halis Bey'in söylediği dolardan kurtulmak için takas anlaşmaları, onlar ileriye yönelik. Hazır elimizde bu 500 milyar dolara yakın olan
toplam tasarrufun en azından %10'unu hızlı bir şekilde ekonomiye soktuğumuzda ekonomiye 50 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Başka hiç kimseye ihtiyacımız yok. Yani başkası para getirsin falanına ihtiyacımız yok. Evet. Biz kendimiz kendi elimizdeki tasarrufu ekonomiye soktuğumuzda o zaman yabancı gelecektir. Anladım. 50 milyar dolar bir arabanın marş motoru gibi çalışacaktır. Yani şimdi siz yabancıyı düşünün. Kardeşim senin elinde para var. Senin milletin elinde 500 milyar dolarlık bir servet var. 200 milyar doları dolar olarak, 300'ü altın olarak sen bunları kullanmasını beceremiyorsun. Ondan sonra benden para istiyorsun. Şimdi meseleyi bu şekilde yaklaşmamız lazım. Bu konuda doğru. Hükümet olduğu kadar Türkiye'deki bütün mali kurumları ilgilendiriyor. Mali kurumların yani bütün bankaların ondan sonra iş dünyasının hissiyatın hani hangi ne uygulanacaksa onu da kalkıp belirtmesi bu tasarrufu nasıl ortaya çıkabilir? Evet. Meslek kuruluşları odalar birliği ne yapıyor? Bakın şeylerimizin odalarımızın sanayi ve ticaret odalarımızın kurduğu üniversiteler var. İstanbul Ticaret Odası'nın var. Evet. Ankara'nın var. Odalar Birliği'nin var. İzmir'in var vesaire. Şimdi bütün yükü yalnız ve yalnız devlete yüklüyoruz. Tamam devletin o sorumluluğu var. Ama bir sürü kurum var ortada. O kurumların da bu davaya iştirak etmeleri lazım. Peki. Yani bu bakın ben buna bir virgül koyalım ama Sayın Akarcalı. Bak. Hiç bölmedim toparlayalım ama lütfen. Dolardan kurtuluş savaşı dememiz lazım. Amerikan mandacılığında anlayışından kurtulmak savaşı dememiz lazım. Türkiye'nin hakiki anlamda uluslararası alanda gücünü göstermek dolardan kurtulmalı. Bu Amerika'nın son derece ürktüğü bir noktadır. Evet. O nokta evet. Nedir? O nerede başlamıştı? Dünya beşten büyüktür lafının bu devamıdır, uygulamasıdır. Türkiye'nin kendi gücünü göstermesidir. Evet. Esas nokta oraya gelmek. Onların Türkiye gibi bugün İslam dünyasında ta Endonezyalara kadar Afrika'nın 40 tane ülkesine kadar itibarını götürmüş bir ülkenin dolara karşı bir zafer kazanması, dolardan kurtulma savaşını vermiş olması, yani sigara tiryakiliğinden kurtulması, kanserden kurtulması, ya şekerden kurtulması bütün o ülkelere aynı şekilde örnek olacaktır. Afrika'da Fransa'nın geliştirmiş olduğu zulüm mekanizması Afrika frangından kurtulmasına vesile olacaktır. Şimdi biz meseleye yalnız ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntı açısından değil, bugün Türkiye sanıldığından çok daha fazla ülkenin üzerinde titrediği, hedef şöyle diyeyim, örnek ülke olarak aldığı bir ülkedir. Bunu da görmemiz lazım. Evet. Bu savaş altından biz kalkabiliriz. Elimizde her türlü imkan vardır. Ama her şeyden önce bu kendi var olan 500 milyar dolarlık serveti, altın ve doları Türkiye'de ikame bir, edecek. Bir şekilde evet piyasaya sokmamız lazım. Bunun da hazırlıkları olduğu yönde bir açıklamalarda bulunuldu, edildi. Evet. Ama hükümet yetmiyor, herkesin buna katılması lazım. Peki. Mustafa İlker Yücel, şimdi hem bu konuda ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Bir de şu marketler konusu var, onu da konuşmamız lazım. Bu evet. Fiyatlar yükselirken şöyle bir şey oldu. Kapı kapanıyor, öğle arası. Kapı kapanıp etiketler değiştiriliyor. Hızlı bir şekilde kapı açılıyor. Şimdi hadi aynısını yap. Dolar düştü, %30 düştü. Yok, şimdi yavaş yavaş, gün gün vesaire. Evet, Mustafa İlker Yücel, ne dersiniz? Şimdi bu mücadelede psikolojik iklim, topluma bu gerçekleri anlat ve Türk lirasının hakim olmasını sağlayacak olan politikaları özellikle muhalefet partilerinin tabanına anlatmak kritik derecede önemli. Yarın ben iki hafta önce sizin programınızda duyurmuştum. 62 öğrenci topluluğu Türk lirası için buluşma kararı aldı. Üretmek, evet. Çalışmak istiyoruz diye. Şimdi yarın Hacettepe Üniversitesi'nin kongre salonunda, oldukça büyük bir salon, çok önemli bir buluşma yapılacak. 62 öğrenci topluluğu bir anda çevresinde bir coşku yaratarak, çok sayıda öğrenci topluluğunu da yanına çekerek Hacettepe Üniversitesi'nde biz bu kurtuluş savaşının en önündeyiz. Gençlik bu mücadelenin içerisindedir. Geleceğimizi dolarla değil Türk lirasıyla şekillendirmek, Türk lirasıyla savunmak istiyoruz.
çalışmak istiyoruz, iş istiyoruz, üretmek istiyoruz programıyla yarın Hacettepe Üniversitesi'nde çok büyük bir kurultay topluyor. Bu kurultaya Gençlik ve Spor Bakanımızın da katılma kararı aldığını öğrendik. Bu da çok önemli. Yani Gençlik Bakanımız da bu mücadelenin içerisinde gençlerle birlikte omuz omuza olacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bu kurultaya katılacak. Türk İş Başkan yöneticileri de, genel sekreter yardımcısı da bu kurultaya katılacak. Üniversitenin rektörü de bu kurultaya katılacak. Yani bu saydığım isimler, üniversitenin rektörü özellikle, öğrencileriyle birlikte Türk Lirası'nın savunma programının gençlik ayağını yarın Hacettepe Üniversitesi'nin kongre salonunda, tamam, yarınki toplantı önemli. Onu anlamış bulunuyoruz. Evet, buyurun. Evet, toplantı şu açıdan bir iklimin oluşması açısından çok önemli Mustafa Bey. Biz de haber şimdi olarak takip ederiz. Evet, bir iklim oluşturmamız lazım. Yani Türkiye'de doları savunmak, Türkiye'de faiz vurguncuları, faizcileri savunmak bir utanç olmalı. Yani bence hayret ediyorum bu kadar kolay gözümüze baka baka doları savunanlara, faizcileri savunanlara. Ya yani Mustafa İlker Yücel, zaten doları savunan doları savunurmuş gibi yapmıyor ki. Dolar kötü diyor. E tamam, dolar kötü ama sen faizi yükselt diyor. Dolar kötü. E faizi yükseltmek, evet, doların yükselmesiyle aynı şey. E tabii doğru ama işte... Yani dolar iyi diyen yok zaten savunurken. Yani şimdi Türkiye'de halk içerisinde, millet içerisinde, üretici güçler içerisinde batı ideolojisi, batı tahakkümü, siyasi ve ideolojik tahakkümü çok yaygın değil ama aydınların birçoğunda var bu. Yani mandacı iktisatçıların yanına ben mandacı hukukçuları da eklerim. Mandacı gazetecileri de eklerim. Mandacı yazarları da eklerim. Bunların sayısı az değil. Siz ona iş adamlarını da ekleyin bence. Evet, yani mandacı iş adamları da var. Dolayısıyla burada bir gençliğin çıkışı gibi esnafın, iş adamının çıkışı ve Türk aydınlarının çıkışı, gazetecilerin çıkışı. Çünkü bu herkesi ilgilendiren bir mücadele. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bir mücadele. Türk lirasının savunma mücadelesi. Şimdi bu mücadeleye katılmayan ve fiyatları aşağıya çekmeyenler için de izninizle bir iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bir defa az önce ilk bölümde söylemeye çalıştığım raporda, yani Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendiciliği raporunda 4 şirketin piyasaya hakim olduğunun altı çiziliyordu. Şimdi burada özel şirketleri dengelemek için kamunun çok hızlı bir şekilde sahneye çıkması gerekiyor. Bu iş ricayla olmaz. Yani siz halkımızı kazıklamayın, lütfen kazıklamayın. Devlet lütfen demez, devlet rica etmez. Devlet geyiğini yapar. Yani eğer üretimden rafta satışa kadar tüm süreçlerin içerisinde kamunun müdahil olması gerekiyorsa, o zaman mesela tarım kredi mağazalarını yaygınlaştıracağız. Ya da devlete ait bir hipermarket ve indirim marketi, zincir şirketi kurulması için de adım atıyor. Bu noktada zaten yani çalışma devam ediyor değil mi? Tabii ediyor. Onların da bayağı yaygınlaştığını görüyoruz. Tabii. Mesela Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla işte mevcut büyük... Ama orada da ama işte serbest piyasaya müdahale ediyorsunuz diyorlar. Hayır, serbest piyasanın serbest olması için müdahale ediyoruz. Yani sen 4 tane şirket hakim olmuşsun piyasaya, fiyatları kafana göre belirliyorsun. Devlet adım atmış, doları aşağıya çekmiş, çok önemli bir politika geliştirmiş, buna katılmıyorsun, tekelci olmuşsun, 4 tane şirket, her şeye zam yapıyorsun. Devlet serbest piyasanın önünü açmak için bu müdahaleleri yapmalı. Yani eğer devlete ait bir hipermarket ve indirim marketi, zinciri şirketi kurulmasının haberi bile bu 4 şirketi hizaya çeker. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla da mevcut gıda şirketlerinden gerekirse hisseler alınmalı ve ortaklıklara gidilmesi. İşte yine Varlık Fonu ve başka kurumlar vasıtasıyla orta ve küçük ölçekli şirketlerin satın alınması, tek çatı altında birleştirilmesi ve toptan gıda pazarında etkin bir pazar payına ulaştırılması gibi önlemler hızla da bu süreçte alınacaktır. Yani kamunun hem üretim hem de satış tarafında yer alması, sektörlerdeki tekellerin kırılmasında ve fiyatların kontrolünde belirleyici olur. Burada sizin söylediğiniz itirazı yapıyorlar. Doğru. Ama bu söylediğim müdahaleler serbestliğe müdahale değil, tam tersine tekelciliğe müdahaledir. Burada keyfi zamlarla eğer dolar vurgunculuğu el ele böyle Türk milletinin sırtında eğer bir ağırlık yapıyorsa, o zaman kamu buna müdahale edecektir. Bir de şunun altını çizmemiz lazım. Aslında bu küreselleşme denilen süreçte kapitalizmi inkar eden bir aşamaya geldi.
Yani sermayenin verimliliğine göre hareket ettiği piyasa mekanizmasının yerini ABD'nin silahla dayattığı dolar saltanatı aldı. Yani paradan para vurgunu yapan iş adamları ortaya çıktı. Eskiden iş adamı ne yapardı? Fabrika yönetirdi, üretim yapardı, oradan para kazanırdı. Şimdi bakıyorsunuz fabrikası yok ama ne yapıyor? Paradan para vurgunu yapıyor. Yani aslında bizim savunduğumuz sistem, Mustafa Bey, o sizin söylediğiniz itirazı yapanlara cevaben söylüyorum. Bizim savunduğumuz sistem aslında kapitalizmin kendi mantığına da uyan bir sistem. Neden? Üret diyoruz çünkü. Yani üret. Yani şey gibi mi? Tarım kredi marketleri de serbest piyasanın bir aktörü gibi mi algılanmalı? Tabii, bakın burada günümüz kapitalizmi artı değeri sömürerek değil de anladım, artı değer üretimini yıkıma uğratarak varlığını sürdürüyor. Yani siz kentsel rantlara yöneliyorsunuz, fabrikayı satıyorsunuz, kısa yoldan para kazanmanın yollarını bulmuşsunuz, küresel sistemin kontrolü altında faizcilik yapıyorsunuz, sonra ben serbest piyasaya müdahale edemezsiniz diyorsunuz. Evet. Bizim savunduğumuz tam tersine bu artı değeri sömürerek değil, artı değer üretimini yıkıma uğratan sisteme müdahaledir. Dolayısıyla burada bizim önümüzde bir de başarılı modeli var, onu da söyleyelim. Bir kalkınma başarı modeli, Cumhuriyet döneminin kalkınma modeli. Geçen haftalarda da onu konuşmuştuk. Yani İsviçre'ye uçak satan bir sıçrama yapmıştık. İşgal edilen bir ülke 15 yıl sonra İsviçre'ye uçak satmıştı. Neden? İşte kamunun önderliğiyle. Bu anladım, serbest piyasa tırnak içerisinde serbest piyasa putunu da kırmamız lazım. Bu serbest piyasa dedikleri hiç de serbest değil. Amerika'nın tekeli, Amerika'nın parasına bağımlı olanlar böyle özgürlük diye. Aynı nasıl HDP, PKK'ya özgürlüğü, terör özgürlüğü de böyle demokrasi paravanıyla savunuyorlar. Demokrasi kelimesiyle söylüyorlar. Yani demokrasi kelimesiyle terör örgütlerinin özgürlüğünü savunuyorlar. Peki. Burada da serbest piyasa diyerek doların özgürlüğünü savunuyorlar. Dolar anladım, eğer Türk milletinin boğazını sıkıyorsa o zaman kamu müdahale eder ve Türk lirasını gerekli olduğu, evet, gerekli olan müdahaleleri yaparak bu vurgunu engeller. Şey, başka konularım da var bu ekonomi konusunu. Bitirelim ister misiniz? Kısaca lütfen. Buyurunuz. Siyasetten önce Türkiye'nin en büyük gıda sektöründe olan şirketin genel müdürüydüm. Evet. Türkiye'de yüzün üstünde ana bayimiz, bine yakın alt bayimiz vardı. Tüm bakanlara, bakkallara, şunlara, bunlara ürün satardık. Şimdi fahiş fiyat, dolar arttı diyerekten doların artış oranında fiyatı arttırmak doğrudan doğruya dolandırıcılık, örgütlü dolandırıcılık. Yani o şirketin yönetim kurulu başkanından tüm yönetim kurulu üyeleri, müdürlerine kadar uzanan bir dolandırıcılık ve kısmen hırsızlık şebekesi. Sayın Akarcalı, tarım kooperatifi başkanı geçen açıkladı ya, bize diyor şey geliyor, yani bizim maliyetlerimiz artıyor ama marketin maliyeti değil ki o, benim maliyetim diyor. Ben zaten 2 liraya satıyorum. Market maliyetim arttı diye 12 liraya satıyor diyor. Hepsini açıklayacağım. Şu andaki sistemde biraz önce Mustafa İlker arkadaşımız söyledi. 4-5 tane büyük grup var. Hı-hı. Aslında bir tanesi hepsinin başını çekiyor. Tamam mı? Ondan sonra sistem şu şekilde. Üretici malını bu gruba sattığı zaman karşılığında bir para almıyor. Mal önce depoya gidiyor. Bu büyük marketlerin çok büyük depoları var. Neden? Çünkü siz ürünü verdiğiniz zaman bir şehirde bir iki tane yerde satılmıyor. Bine yakın şube var. Bütün Türkiye'de ayrı ayrı depolar var. Hepsine birden gidiyor. Depolardaki ürün depoya girdiği andan itibaren de bir ödeme sistemine de girmiyor. Orada depoda. Ancak depodan rafa gittiği zaman, yani perakende satılacak yerdeki rafa konduğundan itibaren vade var. Çünkü ödeme ne zaman? Vadeden 3 ay sonra. Yani şirketlerin depolarında olan mallar üzerinde dolar fiyatının artışının hiçbir etkisi yok. Artı rafa konduktan sonra da ürün satılıncaya kadar yine doların hiçbir etkisi yok oran üzerinde. Çünkü o malın maliyeti doların eski durumuna göre olmuş maliyet. Kaldı ki olmuş olsa bile kısmi bir maliyettir. Çünkü doların artışı ürünün tüm maliyetine intikal etmiyor. Örneğin o marketin bulunduğu binanın kirası dolarla birlikte ertesi gün artmış olmuyor. Ondan sonra çalışanların maaşı aynı şekilde artmış olmuyor. Evet. Dolayısıyla
diyelim ki dolar %50 arttıysa maliyet içindeki etkisi en fazla %15 falan olabilir. O da yeni mal için. Bakın yeni mal için. Evet. Özetiyle bütün yapılan etiket değişiklikleri doğrudan doğruya örgütlü, bilinçli, bilinçsiz bir dolandırıcılık. Ya zaten dünyanın başka bir yerinde yok herhalde. Süt üreticileri zam yaptık diyor. Yapmadan marketlere zam geliyor. İşte bakın ne diyorum size. Bu suçtur. Yani hiledir, suçtur. Ben Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptım. Bunun üstüne gidilmesi gereken diye. Barolar Birliğimiz, yeni seçilen baro başkanına da buradan belirtelim. Evet. Ondan sonra ilk yaptığı beyanatta halkımızın çıkarı menfaati için çalışacağını dair. Barolar Birliği suç duyurusunda bulunsun. Avukatların üzerine inceleyin. Türk ticaret hukukuna göre bu yapılabilir mi? Tabii ciddi söylüyorum. Türk ticaret hukuku, bir hukuk var. Türk ticaret hukuku. Yani Türkiye'de hukuk, tamam mı? 3 tane, 5 tane teröristi korumak için olan hukuk değil. Evet. Avrupa'nın istediği gibi. Halkı korumak için hukuk var ya. Kimse devreye girmiyor. Ben burada devleti de suçlu görüyorum. Devreye girmesi lazım. Halkı korumaya geldiği zaman hiçbir şey yok. Ne zaman ki 3-5 tane Ortaköy'de bebek arasında yaşayan... Murat Bey bir şey eklemek istiyor ama. Hak hukuktan bahsediliyor. Deli oluyorum, tepem atıyor. Ciddi söylüyorum. Ateşim yükseliyor. Olmaz böyle bir şey. Doğru, bakın, haklı ama. Şu anda konusu değil diyeceksiniz. Hı-hı. Müsaadenizle söyleyeyim. Türkiye'de şu anda 25-30 milyon tane icra davası var. Hı-hı. Bunun en fazla 5 milyon tanesi şirketlerin. Geri kalan 20-25 milyon tanesi... borçlu 3-4 bin liraya 5 bin liraya geçmeyen vatandaşın, kimse bununla ilgilenmiyor. Evet. Ne icra kanunu değiştirelim. Konuyu dağıtmayalım da. Aman konuyu dağıtmayalım da. Murat Bey'in Bülent Bey Mustafa İlker Bey gayet iyi açıkladı. Diğer arkadaşlarımın da buna katılacağına inanıyorum. Evet. Dolar artışı var diyerekten ertesi günü bir hafta sonra filan mallara zam yapılamaz. Ben bunları yaşamış, Türkiye'nin şu anda kendi sektöründe en büyük ikinci şirketinin genel müdürlüğünü yapmış kişiyim. Evet. Biliyorum. Maliyet hesabını biliyorum. Peki bir Murat Bey'i dinleyelim o zaman. Buyurunuz. Birkaç cümle söyleyebilirsiniz. Buyurun. Peki. Süremiz var. Şimdi bizim devletimizin kurucu unsuru ahilerdi. Yani biz 13. yüzyılda bu devleti Anadolu topraklarında kurduğumuzda devletimizi kuran kadrolar ahilerdi. Yani bir yönüyle savaşçı dervişlerdi. Onlar bir yönüyle de esnaf teşkilatının asıl kurumsal hale getiren kişilerdi. Hı hı. Bunlar neler yaparlardı? Ahi teşkilatı. Yani daha sonra loncaya dönüşmüşlerdi. Bunlar esnafı ziyaret ederler. Onları denetlerler. Ayıplı mal varsa onlara cezalarını keserler. Hatta bu işte ayakkabıyı daba atmak şeyi de oradan çıkmıştır. Onlardan evet. çıkmıştır. Bildiğiniz gibi ayıplı bir mal varsa o ayakkabıcıyı uyarırlar. En sonunda da onu dama atarlardı ve artık o kişi bir daha orada iş göremez hale gelirdi. O esnaf bir daha artık o çarşıyı getirip tezgahını açamazdı. Kim denetliyormuş peki? Yani esnaf teşkilatının merkezinde esnafı organize eden kurum. Peki bizim bugünkü bu kurumumuzu kimler temsil ediyor? Türkiye Esnaf ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da İstanbul Sanayi Odası gibi kuruluşlarımız. Yani bu kurumlar denetlemekle mükelleftir. Peki biz neyle karşılaşıyoruz? Bakın çarpıcı bir örnek var. Bugün gazetecilerimizden birisi, Sabah Gazetesi'nin yazarı, çok çarpıcı bir şekilde iki örnekle ortaya koydu. Hani evet devlet muhakkak denetim yapmalı ama hı hı. İstanbul Sanayi Odası Başkanımızın bir peynir firması var. Muadili olan peynirin şu anda marketlerde kendi ürettiği 3 katına satılıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Türkiye'nin en büyük makarna üreticilerinden birisi. Hı hı. Muadili olan Antepli bir makarna firmasının etiketinin tam 2 katına şu anda hala markette ürünleri satılıyor. Yani asıl denetlemesi, asıl piyasaya yön vermesi gereken esnafın, odalar ve borsalar birliği gibi bir yerin başında bulunan kurumların başında olan kişiler kendi firmalarının denetlemekten uzaklar. Onun için bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Odalar ve Borsalar Birliği ile alakalı bugünkü yaptığı konuşmada garip garip açıklamalar yapıyorlar. Aşağıdan baskılar geliyor. O yüzden bu açıklamayı yaptık diyerek işin içinden çıkamazlar diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu ekonomi konusunu bitireceksek çok sayıda soru var. Bitiremeyeceğiz gibi de ya. Evet yani konuyu açıyor çünkü. Sorular var onlara evet, müsaadenizle cevap vermek isterim. Hızlıca geçelim. Çünkü bu süreç içerisinde D8 konusu hiç konuşulmadığı için sanıyorum ilk defa konuşuluyor. Bilinmeyen bir konu değil ama.
D8 ile alakalı pek çok soru var. D8'in ülkeler, D8 ülkelerinin kimler olduğunu soranlar olmuş. İşte Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya. Bunların ticaret hacmini söylemeye çalıştık. Takriben 4 trilyon dolar. Nüfusları 1 milyar 200 milyon civarında. Yani büyük bir kitle. Ayrıca Asya ülkeleri, biraz önce Sayın Bakan da ifade ettiler. Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri, yani dünya Türkiye'yi bekliyor. Mazlum milletler Türkiye'yi bekliyor. Bir değerli izleyicimiz de kayıt dışılığın önlenmesi, yani bu tedbirler babında işaret etmişler. Dolarizasyonun önüne geçmek için. Tabii denetleme konusu gerçekten Murat Bey'in de ifade ettiği gibi vatandaşı sıkmış bir durumdur. Evet. Yani ben bürokratlarımıza, STK'larımıza, yani bunların görevlerini de mi Sayın Cumhurbaşkanı yapsın diye sormak istiyorum. Yani bir bürokrat bugün herhangi bir marketin deposunda ne kadar barkod sistemiyle çalışıyorlar. Hem depolarındaki ürünleri belli, hem giriş fiyatları belli. Evet. Denetlemek çok zor bir şey değil ki. Yani onlar fiyatları yani paraşüt gibi yaptılar veya işte füze gibi yaptılar. Ama neticede bugün bizim haberde izlediniz değil mi? Şimdi? İzledim, evet izledim. Yani etiket fiyatıyla kasadaki fiyat aynı mı? Bunu denetliyorlar. Bizim başka bir şey bu daha ki. Bugün başka bir şey daha şey yaptım ben. Çok enteresan. Fiyatı indirmiş gibi, mesela diyelim 80 liralık bir ürün. Evet. 80 liralık bir ürüne 88 lira yapıyor. İndirdim diyor, 80 liraya indiriyor. Aynı ürün. Yani indirme yok. Bakın ben çarpıcı bir misal olsun diye söylüyorum. Küçük baharatlar, 100 gramlık baharatlar. Hı hı. 3 lira 90 kuruş, 3 lira 40 kuruş falan şeyine göre değişiyordu. Evet. Geçenlerde marketten alıyorum. Ya 14 lira 90 kuruş. Ya Allah'tan korkun. Yani 3 lira 90 kuruş, 3 lira 40 kuruş nasıl olmuş da 14 lira 90 kuruş olmuş? Bozgun çok işte. Yani burada Murat Bey'in ifade ettiği gibi aylık teşkilat falan, ama kardeşim, ey marketçiler, ya Müslüman değil misiniz? Bu haram kardeşim ya. Burada Diyanet'e de iş düşüyor. Mesela bugün hutbede bunun haram olduğunu, hı-hı, delilleriyle anlatmalılardı. Hı-hı. Yani garip kurabanın, fakir fukaranın yiyeceği bir kilo zeytini, bir kilo yağı 30 liradan alıp 130 liraya mesela satın. Ne değişti? Bak, ekrana verdi Ömer. Ne değişti de 34.90 44.90'a yükseldi. Şimdi tabii inmiyor. Yani tekrar 34.90'a inmiyor ne hikmetse. 40'a falan iner en fazla. Şimdi efendim, zorlasak. Biraz önce şeyin bahsettiğim Mustafa İlker Bey'in dediği gibi gerçekten bu iş rica ile falan olmaz. Yani bürokratlarımız da lütfen işin üzerine hassasiyete dursunlar. Ama ticaret erbabımız da ticaret ahlakıyla hareket etsinler. Gerçekten fakir fukaranın, yani evet bugün hamdolsun tabii asgari ücretle ilgili çok önemli bir atılım yaptı, evet, hükümet. İnşallah bu emeklerle ilgili de bu yapılacaktır. Asgari ücreti de dolara endeksliyorlardı. Şimdi ne oldu? Asgari ücret 400 İnşallah dolar oldu. Emekler şimdi bugün aynı şekilde bir... 10 lira 90 kuruşa düşmüş dolar tekrar. Tamam. Şu anda. Yani bakın burada... Düşer 18'e çıkar, 15'e iner. Fark etmez ki. Bakın. Mustafa Yıldız Bey. Buyurunuz. Şu anda var olan Türkiye'deki tüm sanayi ve ticaret odaları yasal açıdan bu konuda denetim yapıp kamuoyunu aydınlatmak mecburiyetindedirler. Çünkü tüm gelirleri kanun sayesinde elde edilen gelirlerdir. Bunu yapmadıkları takdirde onlar aidat değil, haraca döner. Haraç alıyor olurlar. Eğer bu görevlerini yapmıyorlarsa zaten. Devletin, yani, bakın gayet açık söylüyorum, bu bir terörizmdir, fiyat terörizmidir. Terörizm yalnız dağ başında silahlı olanı değildir. Bunların başına kayyum atılması gerekir. Bak, çok, çok, çok ciddi söylüyorum. Odalar Birliği'nin başına, büyük sanayi ve ticaret odalarının başına bu denetimi yapmayan, şu zor durumda bu devlete sahip çıkmayan, bu vatandaşa sahip çıkmayanların, o milyonlarca, milyarlarca liranın üstüne oturup harcadıkları temsil masraflarıyla yalnız bütün bu denetimin 10 mislini yaptırabilecek olanlar bir şey yapmıyorsa, nasıl ki terörist belediye başkanı yerine kayyum atandıysa, bu da bir nevi ekonomik terörizmdir, tamam mı? Buna karşı hiçbir şey yapmıyorlardır. Yerlerine kayyum atanması gerekir. Ve buradan da alınacak ders şudur. Kesinlikle Türkiye'deki mevcut olan bu meslek odalarının seçilme olayı, şusu busu yeniden ele alınmalıdır. Oraları artık babadan oğula miras bırakılan bir yerler şeklinde değildir. Uyuşma yeri değildir. İktidar yeri değildir.
hizmet yeridir. Cumhurbaşkanımızın, hükümetin üretim ve ihracat seferberliği deniyorsa kendi sektörleri üzerine kabus gibi çökmüş olanları vardır. Para toplamaktan başka bir iş yoktur. Bakın internete girin, herhangi bir sanayi İslam ticaret odasından 1 lira etmeyecek 25 kuruşluk kağıdı otomatik olarak fotokopi olarak aldığınız zaman 40-50-100 lira 200 lira para istenir. Böyle bir liste vardır. Haraç listesi gibi. Yüzlerce belge ister yaratmışlardır, verilecekleri hepsi paraylıdır. Kardeşim bunları parayla satıyorsan aidat niye alıyorsun? Bakın Ankara Ticaret Odası zamanında aidatını ödemiyor diyerekten tam 17 bin tane üyesini icraya verdi. 17 bin üyenin icraat işleri bir tek avukata verildi. Avukatın yalnız o icralardan gelirdi. Bundan 3-4 sene önce 5 milyon lira para oldu. Bu şekilde yönetiliyor bunlar. Ondan sonra bakıyorsunuz biraz önce söylendiği gibi zaten denetlemesi gereken ondan sonra kendisi bu işin içinde olarak çıkıyor. Daha fazla söylemek istemiyorum. Neler var? Suçüstü yakalanan insanlar var. Ondan sonra arıyorlar beni, benim hakkımda nasıl böyle konuşursun? Git diyorum o zaman savcıya müracaat et. Gayet net olarak söylüyorum. Eğer biz ekonomik kurtuluş savaşı yaşıyoruz falan gibi lafları söylüyorsak, bunları yapmazsak bu laflar ortada kalıyor. Evet. Yani yalnız Ali Kemal'ler şunlar bunlar öbür tarafta değil. Burada da var. Bu bir ekonomik savaş. Yani bir iki cümleyle. Bir teröristle savaşan benim 18 yaşındaki delikanlım şehit olmaya gidecek. Burada keyif içinde yaşayan, haraçlarla, aidatlarla toplanan, en lüks arabalarla, en lüks ortamda yaşayanlar parmaklarını kımıldatmayacak. Yapmayın Allah aşkına. Yani ben bunu yıllardır bunun içindeyim, ödüyorum. Gerçekten de isyan ediyorum. Evet, çok eğer bugünlerde bunlar ortaya çıkmayacaksa, etmeyecekse. Ve şöyle diyeyim. Şu anda bütün sanayi ve ticaret odalarına, diğer meslek kuruluşlarına diyorum ki, işledikleri ekonomik suçtan dolayı, ahlaka aykırı fiyat artışlarından dolayı hangi üyenizi sorguladınız, disipline verdiniz ve üyelikten attınız? Bizim bildiğimiz yok. Yok. Varsa açıklasınlar. TÜSİAD dahil bunun içine. MÜSİAD da dahil. Varsa açıklasınlar. Kuruluşlar da dahil. Hepsi dahil. Peki. Hiçbir şey yok. Tamam. Evet. Buyurun. Eğer bir ekonomik kurtuluş savaşı biliyorsa, tamam mı? Bunun yapılması lazım. Bütün milleti kapsar. Yalnız peki. Ahmet Mehmet için değildir. Mustafa Bey. Ki, hani, sattı vatan yoktur, sattı vatan vardır denmiş. Doğru. Bunda da sattı millet yoktur, sattı millet vardır. Peki Halis Bey'i dinleyeceğiz. Çok kısa ifade etmek isterim. Hı. Şimdi tabii faiz ve dolar argümanı ya da işte sopası ellerinden alındı. Şimdi ne yapacaklar? Mutlaka bir şey yapacaklar. Neden? Çünkü Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin önü açık. Çünkü Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurmuş. Mazlum milletlerin umudu haline gelmiş. Önlerinde şu anda bizi bekleyen tehlikelerden birisi gıdadır. Gıda terörüdür. Şu anda zaten marketlerde yapılanlar da maalesef budur. Ama işin bir başka yanı vardır. Gıdanın yeterince üretilmesi meselesidir. Yani dünyada bir gıda temininde sıkıntı olduğu için siz burada fiyat mı artırıyorsunuz? Biz de gümrüğü indiririz, dışarıdan alırız. Dönemi sıkıntılı bir dönemdir. Dolayısıyla gıda üretme konusunda hükümetimiz, bakanlığımız, vatandaşlarımız, ziraat odaları bu konuda hem halkı bilinçlendirmeli, hem harekete geçirmeli, hem de fiyatların şeyde tutulması lazım. Diğer bir husus da, onu da arz edeyim, arkadaşların vakit şeylerine girmek istemiyorum. Şimdi programın başında arkadaşlarım hemen hemen ifade ettiler. Türkiye'nin durdurulması konusunda bir işbirliğinden söz ediyoruz. Yani Biden'ın daha seçim sırasında Tayyip Erdoğan'ı indirme hususundaki taahhüdü var. Ben indiririm diyor. Ben dostlarımızla biz indireceğiz diyor. Türkiye'ye demokrasi getireceğiz diyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bu mücadelesi sürecektir. Ancak Türkiye gafil avlanmak gibi bir lüksü yok. Yani burada marketçimiz, üreticimiz vesairemiz filan da hırsla hareket etmek gibi yani kısa bir takım heveslerle yani vatandaşın sofrasından bir kilo zeytinin 200 gramını çalmakla bu iş olmaz. Bu işin gerçeği budur. Haramdır.
Hem bu konuda Diyanet harekete geçmelidir, hem de denetleme resmileştirilmelidir. Yalnız bir şeyi atlamayalım. Burada yani market ya da işte otomotiv ya da emlak, hangi sektörse. Bunu yapan avukat ediyoruz. Amaç daha fazla para kazanma hırsı mı, yoksa fiyatları artırarak hükümet düşürmek mi? Şimdi o ayrımı yapabilmemiz lazım ama. Yani bunu, eğer para kazanma hırsıysa tamam deriz ki ya kardeşim bu haram, bu yanlış bir şey, bu kötü bir şey. Denetleme yapılır, para kazanma hırsının önüne geçilmeye çalışır. Ama Bülent Akarcalı da benzer bir şey söyledi. Siz ne dersiniz Murat Bey? Mesela yani, burada amaç para kazanma hırsı mı, yoksa hükümet devirme sevdası mı? Hükümet devirme sevdası oldu, çok açık yani. Yani para kazanma sevdaları da alet oluyor. Para kazanma, tabii ki ticaretin maksadı para kazanmaktır yani temelde. Aşırı kazanmış. Ondan ne etti? Para kazandıkları için kimseyi suçlayamayız. Ama burada Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi güçlü bir denetim mekanizması olmak durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı elbette tavsiyede bulunabilir. Bunların haram olduğuna dair şeyler söyleyebilir. Ama asıl denetlemesi gereken kurumlar çok açık yani. Biraz önce de söylediğimiz, artık burada bir vesayet rejimine, babadan oğula neredeyse saltanata dönüşmüş olan Esnaf Konfederasyonları, Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumların elden geçirilmesi gerekir. Çünkü bunların aynı zamanda daha önceki darbe dönemlerinde de beşli çetenin bir parçası olduğunu hepimiz çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Daima askeri darbelerin de içerisinde yer aldılar bunlar, 28 Şubat darbesinde olduğu gibi. Şimdi tabii. Aslında buradan birkaç başka şeye geçmek istiyordum yani. Şu an şundan dolayı geçersek onun derdindeyim. Yani şunun için söylüyorum. Şimdi burada bir ekonomiyle alakalı, ekonomik terörle alakalı bir şey söyledik. Burada ciddi bir kara propaganda ve Türkiye'de bir bozgun oluşturmak, toplum üzerinde bir kaos oluşturmakla alakalı ciddi bir gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Kimlerin görüyoruz? Türkiye'deki bazı siyasetçilerin de buna ön ayak olduğunu görüyoruz. Sürekli Türkiye'de kaosu, yanlışlığı, ifsadı pompalayan bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Mesela bugün Ümit Özdağ kendi bir tweet attı. Ve dedi ki 600 tane milletvekiline bu laptop hediye edilmiş dedi. Bu bilgisayar hediye edilmiş dedi. Bana da gelmiş dedi. Bu ne kadar korkunç bir israftır dedi. Sonra birkaç saat sonra anlaşıldı ki meclis bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Kendisi dilekçe yazmış bilgisayarının yenilenmesiyle ilgili ve sadece kendisine yönelik bir tasarrufta bulunulmuş. Sonra dedi ki ben böyle bir şeyin haberim yok. Benim yardımcım, danışmanım benim adıma imza atmış, böyle bir şeyi talep etmiş dedi. Mesela böyle bir şeyi yapmaktan, bundan dolayı da utanç duymaktan hiçbir şekilde, hani utanç duyduğuna dair bir şey de duymuyoruz. Ama bu yapılan bozgun faaliyeti o kadar ciddi sonuçlara sebebiyet veriyor ki, Ümit Özdağ şahsiyetinde söylüyorum mesela, o kadar yoğun, Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var, o kadar büyük bir mülteci düşmanlığına yönelik şeyi sürekli pompaladı ki, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 3 tane Suriyeli işçinin üzerine benzin dökülerek 3 tane işçinin canına kıyıldı yani bu ülkede. Ve bundan dolayı bir kişi, şu anda o yakan kişi, şu anda tutuklandı. Yani ülkede kaosu, sosyal kaosu oluşturabilmek için, kargaşa çıkartabilmek için var güçleriyle çalışan bir şeyin ifsat şebekesinde olduğundan bahsediyoruz. Bu ekonomiye de yansıyor işte çeşitli araçlarıyla, kurumlarıyla. Ama siyasetçiler eliyle de bu şekliyle devam ettiğini görüyoruz. O açıdan bütün bunlara karşı ciddi bir teyakkuz halinde olmak durumundayız. Yani Türkiye'nin önünün kesilmesi diyoruz ya, başka bir dış gücün gelip müdahale etmesine gerek yok. İşte buradaki argümanlar, buradaki aktörler bunlar işte. Bu aktörler eliyle yapılıyor zaten. Bir yandan mülteci düşmanlığı pompalayarak, bir yandan etnik milliyetçiliği körükleyerek, bir yandan farklı mezhebi gruplara yönelik saldırıları teşvik ederek ya da sahte saldırılar tezgahlayarak ülkede sürekli bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya yönelik faaliyet içerisinde bulunuyorlar. Asıl bunlara karşı teyakkuz içerisinde bulunmalıyız. Mesela bunlardan bir tanesi de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15 bine yakın personeli attıktan sonra 30 bine yakın personeli alan, hatta ne kadar aldığını bile kendisi bir açıklama yaptı. 21 binin biraz üzeri diyor. Evet, kendisi bile aslında önce 30 bin dedi. Şimdi 21 bin diyor. Kendisi de ne kadar personel aldığını farkında değil. Çünkü kendisine ve destek veren o örgütlerin gönderdikleri listelerde hangi kişilerin, hangi isimlerin olduğunu kendisi bile farkında değil ki. Sadece 12 bin tanesiyle ilgili bir
İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz çalışma yürüttü. Hı. 557 tanesinin PKK'dan DHKPC'ye, MLKP'den FETÖ'ye kadar çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu bozgunun bir tarafı, bir taraftan da diyor ki biz yerel yönetimlerle iktidara geldiğimizde ulaşım giderlerini neredeyse sıfırlayacağız. İşte filanca gruplara ücretsiz yapacağız, indirimlere gideceğiz dedi. İktidara geldiklerinin daha 3 yıl bitmeden şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım sistemi iflas etmiş durumda. Bugün aldığı kararla %36 zam yapıldı ve toplamda geldiğinden bugüne kadar 2,5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma yapmış olduğu zam %111. Evet. Şimdi bu asıl uğraşmamız gereken... Bu başka bir şeyi de desteklemiyor mu ama? Yani hep söylüyorum şu anda market fiyatları bir anda yükseliyor. Evet. Yani düşünün ki dolar yükseliyor. Evet. Piyasaya para girdiği gün de yükseliyor. Yani piyasaya 500 milyon dolar girdiğini az önce anlattım ya. O gün de dolar yükseliyor. Evet. Normalde düşmesi gereken dolar yükseliyor. Evet. Fiyatlar yükseliyor. Füze gibi yükseliyor. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela diyor ki bana 15 milyar dolar 15 milyon daha vereceksiniz. Çünkü döviz kuru yükseldi. Şimdi düşünce ne yapacak? Şimdi düşünce peki? Mesela geri mi verecek? O ayrı bir konu. İşte sorduğun zaman bugün ilginç bir ifadesi de var. Madem öyle siz şey yaptınız ben onu da söyleyeyim. Mesela bugün İYİ Parti'nin Meral Akşener'in de katıldığı İYİ Parti'nin bir organizasyonu vardı. Kalkınma Kongresi. Orada şöyle bir ifadesi var Sayın İmamoğlu'nun. Bizim yapmak isteyip de yapamadığımız kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. Cumhurbaşkanına hitaben söylüyor. İşimize engel olmasın diyor. İmzasını esirgemesin bizden Sayın Cumhurbaşkanı. Ne imzaymış bu diyor. Hangi imzayı? Mesela kendisine sormak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 milyar liranın yanlış söylemiyorum değil mi? Yani rakamı da yani telaffuz ederken şişirmeyeyim. Ama şunu net olarak biliyorum. Deprem konusunda ayırmış olduğu bütçe, yani depreme yönelik tedbirlerin alınması, kentsel dönüşümle alakalı bu bütçenin içerisindeki pay %0.4. İstanbul gibi deprem olan deprem şehri, depremlerin sürekli tekrarlandığı bir şehirde eğer siz yatırıma, depremle alakalı yatırımı %0.4 bütçe ayırıp 850 milyona yakın bir reklam bütçesi ayırıyorsanız bu işte aslında bakarsanız korkunç olan şey budur. Yani bu kabul edilebilir bir şey midir? İstanbul'un bütün ulaşımı felç olmuş durumda. Metro diyor mesela dünyanın şu anda en fazla metro yapan şehri biziz diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir diyor. Hı hı. Yapmış olduğu şey işte belli. Yani yok 200 kilometre projeleri düşürdüler. Bütçedeki miktar belli yani. Kendilerinin yaptıkları miktar belli. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı miktar belli. Ulaştırma Bakanlığı 113 kilometreyi yapmak üzere kendileri 20 kilometre bile yapamadılar. Ama başkalarının devleti yapmış olduğu şeylerin üzerine konma konusunda son derece mahirler. Kendileri sürekli yurt dışından euro ile Fransız Bankası'ndan euro ile borçlanma konusunda çok mahirler. Bir yanda 43 milyar gibi Türkiye'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borçlandırmış durumdalar. Bir borç batağına dönüştürmüş durumdalar. Ama vaziyet ortada. İşte bu da zaten o kaos planının bir parçası. Yani şunu söyleyeyim son olarak. Seçimlerden hemen önce birçok insan, gazeteciler, medya kuruluşları şunu sürekli gündeme getirdiler. Gerekçesiz bir şekilde edemediler çünkü İstanbul İl Başkanı olan kişi MLKP terör örgütü liderine komutanım diye hitap eden tweetler atıyordu çünkü. Hı hı. Onu gerekçe göstererek dediler ki eğer bu kadrolar iş başına gelirse sizin su saatinizi okumakla görevlendirilecek personel bir DHKPC'li ya da MLKP'li olabilir. Böyle bir tehdit var demiştik. Hepimiz konuşmuştuk bunları. Bazıları inanmamıştı, bazıları gülmüştü. Hatta bazı muhafazakar camiadan insanlar bile bu kadar da yalan, bu kadar abartı olur mu? Böyle kara propaganda mı olur demişlerdi. Şimdi gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Şu anda tespit edilen 557 tane personel dağdan silahını bırakıp gelmiş, cezaevinde yatmış, PKK terör örgütünde, Fethullahçı terör örgütünde, MLKP terör örgütünde üst düzey yöneticilik yapmış kişiler şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarında görev yapıyorlar. Şimdi burada Mustafa İlker Yücel, ilginç bir şey var. Baştan beri konuştuğumuz için Biden'dan başlayarak ben bu hükümeti düşüreceğim diyen Biden'dan başlayarak PKK
sokağa inin, hükümeti düşürün diyor. Seçimle değil. Millet İttifakı'nın doğal amacı hükümeti düşürmek olacak ama seçimle olması gerekiyor. Şimdi PKK diyor ki sokağa inin. TÜSİAD diyor ki faiz arttırın. Muhalefet diyor ki, bugün mesela Meral Akşener'in dolar yorumu ilginçti. Fantastik bir iş diyordu. Muhalefet diyor ki TÜSİAD ne diyorsa onu yapın. Marketler fiyat arttırıyor. Birden fiyatlar füze gibi fırlıyor. Benim hep aklıma nedense şu soğan patatesi 16 liraya sattılar ya, hep o geliyor aklıma yerel seçim öncesinde. İBB başkanı diyor ki bizi engelliyorlar. Bize daha fazla para verin. Şimdi böyle bir ortamda siz ne görüyorsunuz mesela? Bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun gayrimeşru açıklamalarında eklersek, o unutulmaması gereken bir nokta. Ya saysam çünkü, sabaha kadar sayacağım da o yüzden saymadım. Tabii. Çok doğru. Yani Cumhurbaşkanı gayrimeşru, anayasa gayrimeşru, meclis gayrimeşru, seçimler gayrimeşru diye arkada bıraktığımız 4 yıl boyunca sürekli konuşmaların arasına serpiştiriyor. Çünkü gayrimeşru ilan ettiğiniz anda bir gücü, iktidarı, kendi iktidara gelmenizi sağlayacak olan hukuki zemini de gayrimeşru ilan etmiş olursunuz. Bunun adı şudur: bu iktidarı her yolla yıkmak meşrudur demiş oluyorsunuz aslında. Bir bu. İkincisi, sokağın pususunda Amerika Birleşik Devletleri, yani burada ekonomik, eğer bu manevraları yapamasaydı Türkiye, ekonomik huzursuzluk eğer sokağa yansısaydı, Amerika buradan bir iktidar çıkarmanın derdindeydi. Yani sokaktan ilk önce bombalar patlatarak, kamu düzenini bozmaya çalışarak, arkasından darbe girişimi, işte çeşitli hükümetin nefes almasını engelleyen, işte Karlov suikastı, uçak krizini derinleştirmek vesaire, yani sürekli hamlelerle karşı karşıya kaldı Türkiye. Ama bu süreçte sokağı hareketlendiremedi. Tabii Soros'un ve PKK sözcülerinin de sokakta serbest kalmasını isteyen kesimin aynı kesim olması da bu açıdan dikkate değer. Şimdi burada izninizle şunu hatırlatmak istiyorum. Muhalefetin açıklamalarını görevimiz gereği çok dikkatli izliyoruz. Bir çözüm var mı diye. Yani acaba AK Parti'nin öne sürmediği bu dolara karşı mücadelede eksik bırakılan bir nokta var mı diye. Bir burada eski Merkez Bankası başkanlarından Durmuş Yılmaz'ın düştüğü durumu kamuoyu önüne getirmek lazım. Çünkü böyle ciddi bir isim bile, yani ben hiçbir siyasi görüşüne ve ekonomi görüşüne katılmıyorum ama en azından lafını tartarak konuştuğuna şahittik daha önce. Onu bile ne hale getirdi bu muhalif çizgi, yani yıkıcı, bozguncu, hükümete muhalefet edeceğiz der diye başlayıp da Türkiye'ye muhalefet eden bu çizgi en sonunda onu bir dolar sever haline getirdi. Ve yaptığı açıklamayla birlikte vatandaşın da zarar etmesine de yol açtı bu arada. Yani evet, açıklama yaptığı sırada eğer ona lafına uyup da dolar alan olduysa zarar etti zaten. Yani aynen, buradan İYİ Parti'nin de o da gözden kaçmasın. Yöneteceğine dair, evet, nasıl yöneteceğine dair bir fikir veriyor. Burada en çok sesi çıkanlardan birisi de Sayın Babacan. Şunu hatırlatmak lazım. Sayın Babacan 13-14 yıl boyunca ekonomi bakanıydı. Ve bu önümüzde arkada bıraktığımız sürecin yükünü ağırlaştıran uygulamaların baş müsebbiplerinden birisiydi. Ben bir tane hani sıcak para diye tabir ediyoruz ama aslında ona katil para demek lazım. Yani bir katil para. Hani sıcak para deyince biraz sanki sempatik, sıcak, bir de şu soğuklarda falan sıcak kelimesi de farklı anlaşılıyor. Bu bir katil para. Yani milletimizi de böyle yap, sıcak para gelsin ne olacak gibi bir refleks de oluşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Hayır, o sıcak para geldi mi vuruyor ve senden de siyasi taviz alıyor. Bakınız bir örnek şu: Deniz Bölükbaşı 1 Mart tezkeresi sırasında bürokrattı ve o kitap yazdı, o günkü anılarını yazdı. Bakınız o kitapta, kitabın ismini de söyleyeyim, 1 Mart vakası, Irak tezkeresi ve sonrası kitabında. Evet. Ali Babacan'la ilgili, bu sıcak para ve dolarla ilgili olduğu için bunu aktarıyorum, şöyle bir bilgi aktarıyor. Diyor ki Sayın Babacan diyor, ABD Hazine Bakan Yardımcısı John Taylor'la bir anlaşma yapmış. O anlaşma ABD kredisinin sağlanmasıyla ilgili, yani bir para gelmesi Amerika'dan. Hı hı. Bakınız o anlaşmayı Sayın Babacan Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atarak yapmış. Bunu nereden öğreniyoruz? Deniz Bölükbaşı diyor ki bu anlaşmadaki bazı maddeler devletin ilgili kuruluşlarıyla görüşülmeden, onlara rağmen yapılmış bir anlaşma. Ha şimdi siz
Madem dolara karşı mücadeleyi böyle çelmelemeye çalışıyorsunuz, habire sıcak para tarifi yapıyorsunuz yuvarlak laflarla. Hı-hı. O sıcak para nasıl geliyormuş? Siz ABD Hazine Bakan Yardımcısıyla gizli bir anlaşma yapıyormuşsunuz ve o anlaşmayı da devletin bürokratları fark ediyormuş. Devletin güvenliğini tehlikeye sokarak mı o paraları sokacaksınız? Yani bu şu demek, Suriye'nin kuzeyinden çık, mavi vatanı savunma, FETÖ'yü ve PKK'yı ezme. O programa karşı işte sıcak para o yüzden geliyor. Dolayısıyla burada en son konuşması gerekenler, yani Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, işte Faik Öztürk ekonomi kurmayı olduğu için, işte Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş çizgisini izleyen kesim. Bunlar aslında şu anda arkada bıraktığımız dönemin hatalarını tekrar savunan ve bizi yeniden o hataya sürüklemeye çalışan, bu hatalardan da sokaktan bir hareketlilik yaratmaya çalışan bir çizgi izliyorlar. Evet. Selahattin Demirtaş ve HDP'ye sarılmalarının en önemli sebeplerinden birisi de sokağı bu kuvvetlerle hareketlendireceklerini düşünüyorlar. Ama 2021 yılında yapamadılar bunu. Şimdi 2022 yılına gireceğiz. 2021 yılında biz 3000 sayfalık bir Kobane iddianamesiyle Türk yargısı cevap verdi. Ve şimdi önümüzdeki dönemde bu sokağı hareketlendirme, sizin sorunuzda işaret ettiğiniz noktada başarısız olacaklarının kanıtı Türkiye'de Türk milletinin sağduyusudur. Bakınız neler yaşadık. Türk milleti her zaman soğukkanlılığını korudu. Bu bizim gerçekten milletimizin üstün bir özelliği. Ne etnik ne mezhep kışkırtıcılığına geldi, ne buralarda patlayan bombalarda ayakları titredi, ne dolar fırladı füze gibi. Bakınız, evet. Türk milleti çok soğukkanlı bir şekilde izledi ve dedi ki biz bunun üstesinden de geliriz dedi. Ben mesela Ziraat Odası Başkanı'nı arıyorum, ne diyorsunuz bu süreçte diye, ya da bir iş adamını arıyorum, TÜSİAD üyesi olmayan bir iş adamını mesela aradığımda şunu söylüyor, bazı TÜSİAD üyeleri de onu söylüyor, haksızlık yapmayalım, hepsi için demeyeyim. Şunu söylüyorlar, bu mücadelede mühimmat elimize verilirse bu mücadelede biz Türkiye ile birlikteyiz. Türk lirasının hakim olmasını herkes ister. Peki. Diye. Peki. Dolayısıyla burada hepimizin bu iklimi yaratması ve birlikte hareket etmesi gerekiyor. Peki, şimdi artık yavaş yavaş ben bitireceğiz. Buyurunuz, kısaca 1-2 dakikada toparlamanızı rica ederim. Buyurun. Bu konuda daha önce de duyarlı davranmış müessese Ziraat Odaları'dır. Onu da Ziraat Odası Başkanı'dır, şeydir. Hatta kendisi de bu noktayla ilgili bana özel bir mesaj da göndermişti bir hususta. Hı hı. Ben şöyle bağlamak istiyorum. Bitecek, birden devreye girdim ama bütün bu sanayi ticaret odaları, odalar birliği Ticaret Bakanlığımıza bağlıdır. Ticaret Bakanlığı'nın bu konunun üzerine ciddiyete gitmesi gerekir. Bu odalar hı hı. halkın vermiş olduğu paralarla yaşamaktadırlar. Dediğim gibi bir taraftan alınan aidatlar vardır. Aidatı geciktirene en ufak bir hoşgörüde bulunmadan haciz gönderilmektedir. Karşılığında verilen hizmet çok dar bir kesime hitap etmektedir. Hı hı. Artıca dediğim gibi kendileri öyle bir sistem geliştirmiştir ki bir şirket her şey için bağlı olduğu odadan bir belge almak durumundadır. İnternette rahatlıkla bulabilirsiniz. Listeleri de var. Ondan sonra gayet bol sıfırlı listeler vesaireler. Bu odaların hiçbirinin, bir ara İzmit Ege Bölgesi Ticaret Odası'nın internette vardı, web sitelerinde bütçeleriyle, harcamalarıyla ilgili en ufak bir rakam yoktur. Ben zamanında Odalar Birliği başta olmak üzere bir sürü odaya bu konuda bir araştırma için yazı yazdım. Dedim ki Odalar Birliği, odalarınızın bütçesi, şusu nedir demekten. Bunlar kamu kuruluşudur. Bütçelerinin nasıl ki Türkiye Devleti'nin bütçesi şeffafsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi şeffafsa, bir milletvekilinin sağlık harcamasına kadar para görülebiliyorsa, bütün bunların şeffaf bir şekilde yayınlanması gerekir. Odalar Birliği başta olmak üzere mesela Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu başkan olduğundan beri ondan sonra sabit fiyatlarla ne kadar temsil masrafı harcamıştır bilinmesi lazım. Nasıl oluyor da lobi yapacağız diyerekten bütün seçimlerde oy verecekler diyerekten diğer odaların başkanları uçağa doldurulup cuma günü Belçika'ya gidip pazartesi dönüyorlar. Hafta sonu her türlü etkinliğin, siyasi idari etkinliğin bitmiş olduğu Brüksel'de nasıl lobi yapılıyor, ediliyor vesaire. Paralar bu şekilde de saçılmaktadır. Şu andaki odaların seçim sistemleri %100 antidemokratiktir. Kliklerin, klanların elindedir. Biraz önce söylediğim gibi neredeyse babadan oğla, hemşeriden hemşeriye elde vesaire. Aynen. Kimileri de
Bakın, kimileri de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aldığı güçle şunla bununla oraya gelmişlerdir. Ama şu andaki sıkıntılı halde elini taşın altına koyan yoktur. Tekrar ediyoruz. Çok bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Çok çok önemli bir konuya parmak bastınız. Estağfurullah. Evet. Yani odalar birliği başta olmak üzere büyük sanayi ve ticaret odalarımız bu fahiş fiyatla ilgili olarak somut ne gibi mücadele verdiler, neyi başlattılar, neyi başlatacaklar kamuoyuna açıklasınlar. Bakın, kendi bütçelerinden herhangi bir üyesi vefat ettiği zaman çarşaf çarşaf ilan veriyorlar. Tamam mı? Tabii ki taze ilanları falan verilsin. Ama gazetelerin yarısını dolduran ilanları o şekilde verdiklerine göre açıklama yapsınlar. Bütçeleri nedir? Nerelere harcandı? Ne yaptı? Ne edirdi? İnternet sitelerine koysunlar. Üyelerinden topladıkları paraları ne yapıyorlar? Kim ne kadar maaş alıyor? Bakın, Odalar Birliği'nin inanılmaz sayıda kuruluşu var. Üniversiteleri var, vakfı var, bir sürü emlakı var. Buralara kimler nasıl atanıyor? Kimin yalnız ve yalnız akrabaları, eşi, dostu mu atanıyor? Ve sınav yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yani ortada aslında bu vesileyle ortaya çıkan bir de dediğim gibi apayrı bir kamplaşma var. Şöyle bitireyim. Şimdi eğer hükümet aldığı politikalarla demiş olsaydı, ben iş dünyasının canını okuyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, İş dünyasının sırtını dönmesini bir yerde anlayabilirdik. Hükümet ne diyor? Üretim ve ihracat diyor. Üretin, her türlü desteği vereceğim. İhraç edin, her türlü desteği vereceğim. Anlaştık mı? Osman TÜSİAD'ın desteklemesi gerekmez miydi? Dolayısıyla aslında desteklemesi gerekmez miydi? Yani, aynen. Yani hiç olmazsa deyin ki, kalkın ki, yani bu konuya üretime destek var. Biz varız. Bu hükümetle siyaseten anlaşamıyorsak bile bu doğrudur. Kendi çıkarın için ya. Kendi çıkarına hiç olmazsa tükürme. Bu bile yok. Bu kadar uyuşukluk, bu kadar miskinlik içinde olunmaz. Ama orada şöyle bir şey yok mu Sayın Bakanım? Yani TÜSİAD'la alakalı mesela İshak Alaton, TÜSİAD'ın en önemli bileşenlerinden birisi, Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden birisi, TÜSİAD Genel Kurulu'nda şu andaki TÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan kişinin babası, o esnada divan başkanı, TÜSİAD Genel Kurulu'na geliyor, söz istiyor, söz verilmiyor ve o kişiye dönerek diyor ki, bana söz vermemiş olmanızdan dolayı utanç duyuyorum diyor. Delegeler diyor ki, İshak Bey buyurun konuşun diyor ve çıkıp TÜSİAD'ın darbecilerin yanında yer aldınız, siz artık iflah olmazsınız diyor. Şimdi gerçek bu. Bunu biz söylemiyoruz. Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden bir tanesi onların yüzlerine karşı söylemiş. O açıdan vaziyetimiz bu yani. TÜSİAD ihracatın, sanayinin, iş adamları ve sanayici derneği bu. Bu dernek yani Türkiye'de üretim, istihdam denildiğinde alkışlaması gerekirken hayır, hayır diyor. Siz faizci politikalara devam edin. Çünkü bu yanlış politikalardan devam ettiğiniz sürece döviz yükselecek diyor. Ve kendi altında oyan bir kararın altının imzalanması gerektiğini söylüyor. Böyle bir sanayici, böyle bir ihracatçı olabilir mi? Peki Halis Bey, şimdi odalara da gelelim. Bakın, bir de şöyle bitireyim. Halkımız yalnız, bu konuştuklarımız da ondan sonra karamsarlığa varmasın. Tam tersine. Başında dedim ki, Türkiye çok ciddi bir sanayi gücü haline geldi. Evet. Ben siyasetten önceki son 10 yılımda Türkiye'de 60'a yakın yatırımda birebir bulundum. Makine ticaretinin kredisinin temin edilmesine dahil olmak üzere ve sürekli olarak sanayi fuarlarını gezelim. Türk sanayinin dünya çapında geldiği noktayı hakikaten içten öğrenmiş durumdayım. Şu anda yalnız organize sanayi bölge, 350 tane organize sanayi bölgesi var. Bakın, bir organize sanayi bölgesi binlerce dönümden oluşur. Başlı başına bir şehirdir. İçinde en ufak tesis 10 bin metrekaredir. O da ilk başlarda yapıldığı için 200 bin metrekareye çıkan, daha fazlasına çıkan, kapalı alanı o kadar olan tesisler vardır. Burada üretim yapılır. Burada banka şubeleri, noterler, şunlar bunlar kendi içinde yaşarlar. Buralarda tam 55 bin tane fabrika üretim yapmaktadır. Bakın. Evet. Buna gelin, organize sanayi bölgeleri dışında üretim yapan on binlerce fabrika, fabrika çapında üretim yapan atölyeler, bunlar dahil. Sayın Akarcalı, toparlamanızı rica edeceğim, bitireceğim. Bakın, bir dakika. Buyurun. Bu gerçek Türk milletinin sahip olduğu bir zenginliktir. Bu gerçeğe Türk işçileri sayesinde, Türk mühendisleri sayesinde, çalışanları sayesinde gelinmiştir. Bu bizim gücümüzdür. Bu bilinsin. Bundan dolayıdır ki
Türkiye üretim yapıp bunu satıp bütün sorunlarını çözebilir. Ve bu sorunları çözmede de ikinci kısma geliyorum. Zaten şu anda halkımızın elinde 500 milyara yakın bir zenginlik, bir servet var. Finans kurumlarına düşen de bu serveti halkımıza her türlü güvenceyi vererek en kolay bir şekilde gerektiğinde kullanmasını sağlayarak nasıl yeni bir enstrümana çevirir ve dolar belasından kurtuluruz. Avrupa Birliği dahi bakın varlığını Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda katılmasına borçlu olan Avrupa dahi dolara hayır dedi, euroyu kurdu. Ve belki bizim başlatacağımız böyle bir yeni birim, işte bu Türk dünyasının da tamam mı sahip çıkacağı uluslararası bir birime dönüşebilir. Evet. Yani onlar euroyu yarattıysa biz de ne bileyim Anadolu'yu yarattırız veya işte başka bir şeyi oluşturmuş oluruz. Çincili bir hep söylenir, kriz aynı zamanda fırsat demektir. Peki. Krizden dolayı da işte hastalandığımız gibi check-up'larımız yapılır, analizlerimiz, testlerimiz yapılır, daha iyi bir yaşama gideriz. Yani buradan bizi dinleyenlere ondan sonra bu cumartesi, bu cuma akşamı herhangi bir karamsığa kapılmamalarını ve önümüzün hakikaten açık olduğunu, bu yalgın bir siyasi yanı yok, bu Türk milletinin yıllarca canla başla çalışarak işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla kaynaklı. Bunu da bilelim. Eyvallah. Bir de şöyle kapatayım. Amerika'nın ne kadar namussuz, rezil, ahlaksız bir müttefik olduğunu belirtmek için en son Amerikan bütçesi konuşulurken bir madde kondu. Türklerin ürettiği SİHA üretiminin yakından takip edilip denetlenmesi gibi. NATO'da müttefik olan bir ülke kalkıp demiyor ki bir müttefiğimiz, bir üyemiz bu konuda büyük bir başarı sağladı. Sahip çıkalım, buna destek verelim yerine. Onun yerine denetleyelim diyor. Peki. Buna rağmen hala Amerika'yı... Sayın Akarcalı bitireceğim programı, bitiremiyorum. Onlar bilir. Peki, teşekkür ederiz. Halis Bey'e son sözü vereyim, öyle bitireceğim. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok önemli bir konuydu bu ama inşallah... bu odalar, borsalar meselesinin de bir gündem edersiniz. Çünkü gerçekten önemli problemidir Türkiye'nin. Şimdi Sayın Bakan da söylediği gibi gerçekten Türkiye'nin önü açık. Yani Türkiye'yi durduramayanlar, Türkiye'yi sıcak savaşta durduramayacağını bilenler gerek içeride gerek dışarıda bir takım atraksiyonlar yapıyorlar. Buna bilerek veya bilmeyerek alet olanlar var. Aziz milletimiz bilmeli ki, biliyor ve şuurunda ki Türkiye dışarıdan müdahalelerle diz çöktürecek bir ülke değildir. Ancak Türkiye'nin de bir takım operasyonlara kendisini kapatması lazım. Mesela nedir? Terörü denediler. Buna münasip başka şeyler, içeride 15 Temmuz'u denediler. Pek çok şey yaptılar. Şu anda gıda terörü önlerindedir. Gıda terörüyle alakalı tedbirler alınması lazım. Devletimizin ekimle alakalı, yani çiftçinin ekmesinin teşviki noktasında Türkiye'nin öncelikle kendine yeterli hale getirilmesi lazım. Bu alan tamam, çünkü netice itibariyle insanlar gıdalarını almalılar, gıdaya ulaşabilmeliler. İç barışı da zaten en önemli şeylerinden birisi, argümanlarından birisi budur. Şimdi ifade edildi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsedildiği için söylüyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, gerek Ankara'da gerek İstanbul'da oy veren seçmenlere samimi olarak bir ricam var. Mikrofon kendilerine uzatıldığı zaman diyorlar ki başarılı buluyoruz. Ya Allah rızası için lütfen neyi başarılı buluyorlar, neyi yapmışlar, kafalarını kaldırsınlar da bir baksınlar. Evet. Yani bunu siyasi şeyle söylemiyoruz. Gerçekten Türkiye'de İstanbul ve Ankara gibi belediyeler açmaz ve çıkmaz içerisinde sokulmuştur. Başarılan bir şey yoktur. Yeter ki vatandaşlarımız, çünkü kendisi hizmet etmek istemiyor mu? Yani evet. Oy veren de zaten hizmet almak maksadıyla verdi. Yani bir kötü niyetle oy verme yok. Bunları hatırlatmak istiyoruz. Umutsuzluk gerçekten evet. Umutsuzluğa yer yok. Türkiye, inanınız Amerika süper güç olarak ifade edildiği için söylüyorum. Amerika, Çin vesaire filan
tamamının dışında durdurulamayan gücü dünyanın Türkiye'dir. Türk milletidir, Müslüman millettir. 2 milyara yakın nüfusa sahiptir. Enerjinin kaynağı buradadır. İnsan kaynağı buradadır. Ve lider ülke Türkiye'dir. Türkiye'ye güvenmekten geçer. Türkiye'nin doları da var, altını da var. Yeter ki bir takım kötü niyetlerin aleti olunmasın. Ülkemize güvenelim. Benim söylemek istediğim budur. Çok teşekkür ediyoruz. Peki ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Murat Bey. Ağzınıza sağlık. Sayın Bülent Akarcalı, sağ olunuz. Bu akşam bize zaman ayırdınız. Sayın Mustafa İlker Yücel, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, böylelikle 5. günü de noktaladık. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.